İyi günler sevgili izleyiciler. Saatler 11 ve yazı işleri başlıyor. Şimdi güzel bir tabii biz gazeteciler için de zannediyorum hukuka, demokrasiye, insan haklarına inanan herkes için de hoş, güzel, yarım henüz mutluluk veren ama her şeye rağmen iyi bir haber. 174 gün sonra Sözcü Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu serbest bırakıldı nihayet. Suçlamalar devam ediyor ama yani gariptir bütün bu çürütülmesine artık herkesin hani en yandaş olanların bile ya bu kadar da olmaz dediği bir davada şey devam ediyor, yargılama devam ediyor. Onunla ilgili zaten konuşacağız. Evet, bugün konuğum Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekillerinden ve Sosyalist Enternasyonel devam ediyor mu hala? Devam ediyor. Başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı devam ediyor. Umut Orhan, evet, hoş geldiniz diyorum. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi tabii hani güzel dedim ama bana göre buruk henüz. Yani gazetelerde ki medyadaki diğer televizyondaki yansımaları çok güzel. Aynı duygular içindeyim ben de. Fakat devam eden bir dava var. Yani düşmesi gereken, olmaması gereken bir dava aslında devam ediyor. Sadece bir işin hani daha da tuzu biberi olan haksız bir tutuklama ortadan kalktı. Siz de ilk gün duruşmalardaydınız. O konudaki izlenimlerinizi bir almak isterim. Yani ne oluyor böyle? Bu baskı, bu zulüm ne amaçlanıyor? Ben de ilk gün duruşmadaydım. Şimdi dün akşam, dün katılmadım, bugün katılacaktım. Yani 3 gün süreceği için dün tanıklar dinlenecekti, bugün de ara karar verilecekti. Bir kere şunu yani dün akşam televizyondan izledim. Yani hakikaten çok duygu verici bir durum. Yani aşağı yukarı 4 aydır esir alınmış tutuklu bir gazeteci ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla bir araya gelmesi gerçekten yani çok duygusal, insana anlar yaşatıyor. Fakat buna sevinelim mi, üzülelim mi? Yani ben onu düşündüm dün akşam. Bugün de aynı şeyi düşünüyorum. Yani bu arkadaşımız, bu gazeteci arkadaşımız neden o zaman 4 ay hapis yattı? Neden 4 ay tutuklu kaldı? Çünkü ben iddianameyi 73 sayfa okudum. Mahkemeyi izledim. Yani bir bakın hani birçok mahkemede bazen çok az gri alan oluyor. Mesela Sözcü'nün iddianamesinde ve bir de mahkeme de hala aslında beraat etmedi. Evet. Veya Burak Akbay'la düşmedi yani. Düşmedi. Tamam. Yani Burak Akbay'la ilgili hala yakalama kararı kaldırılmadı. Türkiye'nin en büyük tirajlı gazetesinden bahsediyoruz ve bunun şu andaki sahibi olan kişiyle ilgili yakalama kararı var ve şu anda Türkiye'ye gelmiyor Burak Akbay. Peki yani ne yapmış baktığınız zaman? Ortada bakın hani iddianame aslında Gökmen çok güzel söyledi, bir iftiraname haline gelmiş. İnanılmaz bir karalama, iftiraname. Ama bir nokta, bir suç unsuru yok. Bir nokta. Suç da üretilememiş, uydurulamamış. Bir tane işte dün de tanıklık yapmaktan kaçan Fehmi Korun'un bir dedikodu yazısı, 2010'da yazılan haberden dolayı ve işte Burak Akbay'la ilgili mesele o. Yani FETÖ dosyasına sokmaların nedeni o. Öbür gazeteci işte Gökmen Ulu ve diğer iki gazeteciyle ilgili de habercilik yapmalarından dolayı ve yani defalarca da anlattı, birçok örneğini gösterdi. Aynı haber daha evvel çıkmış, Bayat Haber aslında ve bütün bu yaptığı faaliyetlerde bir haber hazırlama faaliyeti içerisinde. Hatta son akşam yani darbe girişimi olduktan sonra Cumhurbaşkanı'nın canlı açıklamalarını ilk meydana insanların gelmesini internetten geçen gazeteci. Evet. Ödül verilmesi gereken bir gazeteci 4 aydır tutuklandı. Şimdi bunun bir hesabı olmalı. Yani şimdi dava devam ediyor. Bir kere hani ben onun için sevinmiş değilim. Evet. Düşmedi dava. Hala yani Gökmen ceza alabilir. Ortada bir nokta suç olmamasına rağmen. Hala Türkiye'nin en büyük tirajına sahip gazetenin sahibi bir noktalık bir şey olmamasına rağmen yani bir gazetecinin dedikodu yaparak söylediği iftiradan dolayı yakalama kararı çıkartılmış durumda. Yani ben buna sevinemiyorum. Ben buna hakikaten şunu sormak istiyorum buradan. Yani hiçbir zaman kısasa kısas değil tabii. Yani 4 ay eğer tutuklu kaldıysa başkası da 4 ay tutuklu kalsın değil. Ama adalet doğru bir şekilde yerini bulmalı. Peki bu iftirayı atan, bu karalamayı yapan, bu kumpası yazan
Dün de iftiraya gelmeyen ne yapacak peki? O, yani hiç onunla ilgili bir işlem olmayacak mı? Yani tahminimi söyleyeyim. Onunla ilgili işlem olup olmayacağına herhalde AKP Genel Başkanı karar verecek. Çünkü o kişiyle ilgili bunu da atın içeri kararını verirse eski Cumhurbaşkanı var işin içine girecek. Abdullah Gül var. Yani şu anda herhalde sarayın düşündüğü yani Abdullah Gül'e kelepçe takalım mı takmayalım mı da. Çünkü Fehmi Koruyu aldığın an Abdullah Gül'ü almamak olamaz yani. Çünkü Fethullah Gülen'e git aman hemen şu mektubu ver Tayyip Erdoğan'la arasını düzelsin yoksa hepimiz yanacağız diyen Abdullah Gül. Yani Cumhurbaşkanı sıfatı taşımış bir adam bir dönem. Bugün en önemli örgütün en savunucularından olarak biliniyor. Yani en azından mektup yazıyor gönderiyor. Demek ki önemsiyor. Dışişleri Bakanlığı gönderiyor. Onun için yani tahmin ediyorum Tayyip Erdoğan ne zamanki Abdullah Gül'ün de kelepçelenmesine karar verirse Fehmi Koruyu da o gün alınacak. İşte bu bir adalet değil ama. Yani siz kaç yıllık gazetecisiniz? 41. 41 yıl. Yani 41 kere maşallah diyelim. Evet tam 41 güzel. Hakikaten. Ama yani mesleğin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Biliyoruz. Ne kadar meşakkatli olduğunu biliyorsunuz ve yazdığınız veya yaptığınız haberin sorumluluğunu da taşıyorsunuz. Şimdi yani şu anda bu siyasi yargılamalarla beraber, yandaş medyayla, medyacılıkla beraber, gazetecilikle beraber muazzam bir muhalefette olanlara, Atatürkçü olanlara, Cumhuriyet'in değerlerini savunanlara muazzam bir karalama kampanyası. Şimdi aynı şeyleri biz Ergenekon'da gördük. Aynı şeyi Balyoz'da gördük. Yani ben şimdi düşünüyorum. Yani Kuddisi Okur, Allah rahmet eylesin. Onun hesabını kim verecek? Veya Ali Tatar'ın hesabını kim verecek? Hiçbirini veremez. Ama olabilir mi böyle bir şey? Yani 4 ay diyoruz. 4 ay hapiste. O yani başına bir şey de gelebilirdi. Çocuğunun başına bir şey gelebilirdi. Bir daha çocuğunu göremeyebilirdi. Yani bunun vebali o kadar büyük ki. Ve ben hani bu tür dava, Cumhuriyet davası hala devam ediyor. Yani hani siz biraz evvel dediniz ya, Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına göre mahkeme şey yapacak. Yani. Şimdi şeye bakıyorum ben. Yani yanılmıyorsam Sözcü Gazetesine operasyon 19 Mayıs'ta başladı. Cumhuriyet Gazetesi'ne de operasyon 29 Ekim'de başladı. Yani şimdi başlama tarihleri bile bir mesaj veriyor aslında. Veriyor tabii. Yani daha bu dava devam ediyor. Yani ben gerçekten yani adaletin geç de olsa tecelli etmesi iyi bir şey ama burada adalet tecelli etmedi bana göre. Yetmez. Yani bu adaletsizliği yaratanlar, bu karalamaları yapanlar yani her meslek sahibi kendi etiğine, kendi mesleğine sahip çıkması lazım. Yani gazetecilerde yani şimdi hani işini doğru yapan gazeteciler hapiste, karalama yapanlar, iftira atanlar, kumpas kuran gazetecilerde ne bileyim sarayda böyle bir anlayış olabilir mi? Dolayısıyla bunu biz düzeltmeden bu iş düzelemez. Komik gelecek ama size bir şey söyleyeceğim. Dün bizim genel başkan Strasbourg'da Venedik Komisyonu Başkanı Bukicio'yu ziyaret etti. Aklıma şu geldi. 2010 yılıydı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde karma parlamento sözcüsüyüm. Ve AKP işte 2010 referandumunu yapacak. Yani yargıyı aslında FETÖ'ye teslim edecek. Biz bunu görüyoruz. Ve bütün dünyayı da uyarıyoruz. İşte Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu. Ve o zaman yanımızda da şeyler geliyor. İşte Avrupa'dan sorumlu bakan. AKP heyetleri. Biz diyoruz ki Türkiye'de hukuksuzluk var. Türkiye'de adalet elden gidiyor vesaire. Onlar da o zaman Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan o zaman sözcüyü alıyordu. Diyorlardı ki bak bu ana muhalefet sürekli iftira yapıyor. Sürekli iftira atıyor bize. Bizde demokrasi var. Eğer demokrasi olmasa sözcüyü gösteriyorlardı. Sözcü gazetesi bizim aleyhimize bu kadar yazı yazabilir mi diyordu. Bakın bunu kaç toplantımızda yani belgeler, resmi belgeler de var. Bunu AKP'nin bakanları, ilgilileri bunu Avrupa yani sözcüğü referans olarak kullandılar. Şimdi bu bir aklıma gelen şey. Aslında AKP hani yargıyı bu şekilde manipüle ederek veya kontrol ederek bu siyasi aslında yargılamalarla medyayı da bu şekilde kullanarak kendi ayağına aslında sıkıyor derler. Yani kendi ipini çekiyor aslında. Yani demokrasiden uzaklaştırıyor. Adaleti yerin dibine sokuyor. Ama sonuçta Türkiye güçsüz ve itibarsız bir ülke oluyor. Bir başka şey aklıma geldi. Demin Strasbourg Avrupa'daki konseyin bu Venedik Komisyonu başkanıyla. Ben Venedik Komisyonu başkanı ve heyetiyle toplantıya girdim. Balyoz'u anlatıyorum. Çünkü Balyoz o zaman yani askerler dediğiniz zaman Avrupalılar ön yargılıydı. Tabii. Diyorlar ki evet darbe diyorlar. Biz de diyorduk ki ya bu kadar hani
somut veri var. Yani böyle hani infografiyle saatlerce anlatıyoruz. Neyse toplantının sonunda heyet şeyi konuşmaya başladı. İki konuyu konuşmaya başladı. Bunlardan bir tanesi ya bu hani yalancı tanıklık, yalancı şahitlik karşısında şeyde oluyor. Amerika çok kullanıyor bunu. Yalan makinesi kullanılsın mı kullanılmasın mı? %99 yalan makinesi doğru cevap veriyormuş. Yani aklıma aslında yat dedim. Bak Türkiye'de eğer kullanılsa yani bu tür iftiralar, bu tür ne bileyim siyasetçilerin demeçlerini falan bir an düşündüm. Yani bana karikatürize geldi. Türkiye'de o zaman o yalan makinesi 24 saat çalışır. Yani herkes çünkü doğru söyleyen yok. Sonra ikinci çarpan beni yani çok ilginç bir şey. Son yarım saat yargıda robotu konuştular. Yani robot yargılama, hakimler robot olsun mu olmasın mı diye. İşte yargının standart olması açısından. Valla oradan çıkarken yani kendimi zor tuttum, bir tweet atacaktım. Diyecektim ki ya bunlar kafayı yemiş herhalde diyecektim. Fakat sonra yani 2009 Ergenekon, Balyoz, Oda Televizyonu, Şike davaları, bütün özel yetkili mahkeme davaları, şu andaki Cumhuriyet davası. Hele şu dünkü, evvelsi günkü sözcü davalarını izlediğim zaman hakikaten Türkiye'de yargı bu siyasi yapılanmanın elinden alınmalı. Yani eğer robot belli bir programlı bir şekilde yargılama olsa daha adil yargılama olur. Bunu yargılama adil kesinlikle. Bir yargılama değil. Yani hayır, bakın nereden nereye belki. Gelmişiz. Ya ben mesela şunu anlayamıyorum hukuken yani yanlışım mı var? Şimdi birinci duruşma olsa dünkü Gökmen'i de serbest bıraksalar çok fazla bir şey demeyeceğim. Ama ikinci duruşma. Şimdi davanın şeyine bakıyoruz hiçbir şey değişmiyor. Suçlama aynı suçlama. Peki birinci şeyde niye serbest bırakmadın? Orada niye ikna olmadın? Ne oldu? Ne değişti sonuçta? Bir şey değişmedi ki. Yani aynı suçlama var, aynı savunma var. Ha, ben bu duruşmada savunmasını daha ayrıntılı yaptı. Peki serbest bırakmayı savunmaya dayandırıyorsan davayı da düşürmen lazım. Hayır, bu şu anlıyorum ben. Heyet oturuyor, bakıyorlar, yetti mi efendim? Yetti, tamam serbest bırakabiliriz. Yani yeteri kadar burnunu sürttük gibi algılıyorum. Çünkü hukuken başka bir izahı yok bunun. Yani niçin aldın? 174 gün sonra niçin serbest bıraktın? Yani mantığım o işte. Yani eğer savunmasını haklı görüp bıraktıysan davan da düşmesi lazım. Ya da en azından iddianamede demen lazım ki ha buraya kadar olanlarda yanılmışız, böyle değilmiş. Şimdi bunları çıkardık. Şu suçlamayla devam ediyor. Bunun içinde tutuklama yok. Hayır. Yani sadece hukuken akıl almaz durum değil. Ne akla sığıyor, ne vicdana sığıyor, ne insanlığa, ne dine. Yani hakikaten büyük bir vicdansızlık, yani, büyük bir insafsızlık. Yani bu yargı bir süre sonra ne yapacak mesela? Tayyip Erdoğan olmadığı zaman bu yargı ne diyecek mesela? Nasıl cevap verecek? Aldatıldık mesela? Diyecekler. Yani ha, işte biz yani. Bunları işte hep görüyoruz. Baskı yani. Altında. Evet, baskı altında. Aldatıldık ne diyecek. Ne yapalım? Ekmek parası. Belki bir kısmı yani bunların kaçmaya kalkacak. Bir kısmı hapse atılacak yine. Akıllıları yani, galiba kaçacak. Öyle diyorlar. Şimdi öyle diyorlar. Ama çok acı. Çok ama acı. Öyle bir şey olur mu Allah aşkına? Bakın, o lafı nasıl değerlendirdiniz? Yani duyunca ne hissettiniz? Akıllı FETÖ'cüler kaçtı. Geri kalan tuzağa düştü diyor şimdi. Tuzağa düşmek ne demek? Ne geliyor aklınıza tuzağa düşmekte? Yani ben bu FETÖ meselesinde zaten şey olarak gördüğüm için yani sebep-sonuç ilişkisine baktığınız zaman bunlar etle tırnak gibi yani birbirlerinden ayırmak çok zor ve şu anda da baktığınız zaman aslında birbirinden tam olarak ayrılmıyor. Yani ayrılamaz da bu şekilde de ayrılamaz. Yani bu şekilde istediği kadar OAL yapsın, istediği kadar işte toplu cezalandırmalar falan yapsın. Yani sonuç işte dünyada inanmıyor yani. Yani darbe girişi yani bir kere darbe girişimi bir büyük bir girişimdir doğrudur ama bunun sebep ve sonuçlarına iyi bakmak lazım ve burada her tarafında AKP bunun içerisine girmiş durumda, sirayet etmiş durumda. Bunu ayıramıyorsunuz zaten. Yani işte belediyelerindeki olaylar da böyle, kendi partisi içerisindeki olaylar da böyle. Ama başka bir şey söyleyeyim size. Yani biraz hani gündem çok ağır, çok yoğun ama hani biraz kafa belki değişirse diye söyleyeyim. Şimdi dün hani nereden bunu da söyleyeceğim? Şimdi ben sürekli yurt dışına gidiyorum. Yani Türkiye'de de çalışıyorum ama yani çok da yurt dışına gidiyorum. İşte geçen de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaydım. Yani dünyaya bakıyorum. Yani dünyada da sorunlar falan var ama dünya başka bir hızla ve ritimde gidiyor. Yani mesela 6 sene sonra Mars'a gidecekler. Mars'a kim götürecek biliyor musunuz?
Dün Türkiye'ye gelen Elon Musk götürecek. 100 kişilik bir araç belirlemiş, fiyatları belirlemiş, kişileri belirlemiş. Ve 2024 yılında ilk 100 kişiyi taşıyacak araçla Mars'a götürecek. Artık gezegenler arasında dünyada şey var, turizm şey yapılıyor. Yani şeye baktığınız zaman bu dijital devrime, efendim işte ne bileyim, bu arada şunu da söyleyelim, yani biraz o geleceği bahsetmek istiyorum ama şey çok dikkatimi çekti, bilmiyorum sizin dikkatinizi çekti mi? Elon Musk geldi, bence çok önemli bir kişi. Yani yüzlerce milyar dolarlık bir adam tek başına. Tek başına bakın. Yani birçok ülkeden daha güçlü bir adam. Şu anda da Rusya ve Putin'in hedefindeki adam. Neden? Çünkü işte uzay çalışmaları veya işte fosil yakıtları bitirecek. Bu biliyorsunuz elektrikli araçları. En büyük solar yani en büyük güneş enerjisi depolama şeyine sahip. Yani 100 milyar dolarlık adam, öyle söyleyeyim. Birçok ülkeden daha fazla. Fakat dün Türkiye'ye geldi. Beştepe Külliyesi'ne de götürmüşler. Fakat gece akşam saat 21'de bir resim paylaştı. Şurada şu anda. Evet. Hatta iki tane, ikisini de gösteriyor. Yani bu çok önemli bence. İlk paylaştığı Türkiye ile ilgili resim Anıtkabir. Atatürk ve Anıtkabir. Yani dünya aslında ne olduğunu ne bittiğini farkında. Çok iyi farkında. Ve buraya da söylüyorlar. Yani sen tamam başındasın ama arkadaş bak biz medeni Türkiye'nin yanındayız. Evet. Diyor. Sen şu anda iktidarda olabilirsin. Para gücü de sende olabilir. Ben niye görüştüğünü de tam anlamadım. Yani orada niye geldi bu adam mesela Türkiye'ye ve niye görüştü? Hani kötü anlamda sormuyorum. Şimdi bu araba, niye geldiğini anlamadık. Araba meselesi var ya, muhtemelen Türkiye'de bir seminer var. Bugün başlıyor. Hmm. Bu uzay şeyiyle ilgili bir seminer var. Yani ben programı gördüm. Elon Musk orada konuşmacı olarak gelmiş. Hmm. Geldiği zaman da kendisini Cumhurbaşkanı'yla görüştürmüşler. Ama tabii ilginç olan, yani dün bütün gün buradaydı ve Beştepe Külliyesi'nde sonuçta ağırlandı. Ama Türkiye ile ilgili iki tane fotoğrafı var ve iki tane mesajı var. O da Mustafa Kemal Atatürk ve Anıtkabir. Yani bu değerlerin ne kadar dünya açısından da önemli olduğunu vurguluyor. Şimdi şeyi konuşurken, hani biz bu yargıyı margıyı konuşuyoruz. Ne hale gelmiş? Yani ben diyorum ki hakikaten robot yargıçlar yargılamalı Türkiye'de. Çünkü yargı şu anda bağımsız değil. Yani bu çok acı bir şey. Bunu söylemek bir siyasetçi olarak acı bir şey. Ama standart yargılama olur hiç olmazsa ve bir yerlerden robotlar talimat almazlar. Yani sonuçta tabii. Program neyse onu uygularlar. Yani Elon Musk demişken muazzam bir hız var aslında. Muazzam bir iletişim çağı var. Dijital devrim bir taraftan gidiyor. Yapay zeka bir taraftan gidiyor. Endüstri 4.0. Yani dünya başka bir noktaya gidiyor ve çok hızlı gidiyor. Yani Elon Musk'a 100 milyar dolarlık adam dedim. Steve Jobs var Apple. O da 850 milyar dolarlık adam. Türkiye bir kişi. Türkiye gibi bir ülkeden neredeyse aynı şeye sahip, piyasa değerine sahip. Yani onun geliriyle bir şirketin geliri neredeyse aynı ve o şirket, yani reklama girmesin, o telefon şeyinin şirketi 177 ülkeden daha büyük bir piyasa değeri, gelire sahip. Düşünebilir tabii misiniz? Tabii o devletler o geliri alıyorlar ve borçlanarak fazlasını harcıyorlar. Bu adamlar gelirin onda birini bile harcamıyorlar. Evet. Yani bir evet. De öyle bir durum var. Bir de mesela o telefon şirketinin sahibi hayatta değil ve 9 yıl olmuş kuruladı. Yani böyle bir şey. Şimdi Türkiye neyle uğraşıyor? Yani Türkiye'nin işte yargısına bakıyorsunuz. Yani şu yabancılar da izliyor bu bizim yargı mahkemelerimizi, duruşmalarımızı. Yani hakikaten utanç verici bir şey. Gerçekten çok Türkiye açısından ayıp. Yani şu anda bu sözcü davasının düşmemesi. Dolayısıyla ben hani oradan başladık. Ben sözcü davasıyla ilgili sonuca sevinmiyorum. Benim beklentim Burak Akbay'ın üzerindeki ya davanın çökmesiydi. Burak Akbay'ın yakalanma kararının kesinlikle kaldırılmasıydı. Ve Gökmen Ulu ve diğer iki arkadaşının da suçsuz olduklarının ortaya koyulmasıydı. Yoksa dava devam ediyor. Bu şunu gösteriyor bize. Yani ne gördük Ergenekon'da, Balyoz'da? Bu seçimlere kadar böyle gider. Yani Cumhuriyet davası seçimlere kadar gider. Sözcü davası seçimlere kadar gider. Neden? Muhalefeti kontrol altına. Tabii amaç o zaten. Şimdi bu doğru bir siyaset değil yani. Evet, çok zorlanan bir durum. Şimdi o zaman şimdi yarın 10 Kasım. Büyük Önder'i tekrar alacağız. Şimdi siz nereden geldiniz buraya? Hangi yoldan geldiniz? Yani şey için gördünüz mü diye soracağım. İstanbul'un aşağı yukarı 2-3 gündür hemen hemen her yani her demeyeyim de şöyle diyeyim. Daha çok mesela dün çünkü Sultan Gazi tarafındaydım.
Yani dün Bağcılar tarafındaydım. Oralarda görmedim. Fakat mesela Kadıköy'de gördüm. Dün Kadıköy tarafındaydım. Dün Beşiktaş tarafındaydım. Bakırköy'de, Beşiktaş'ta gördüm. AKP örgütleri akın akın... Bugün Beşiktaş hele donatmışlar. Bütün. Yani dev Atatürk şeyleri asmışlar ana caddelere. Fotoğrafları altında işte izindeyiz, yolundayız falan anıyoruz diye. Bir de her tarafta şey var. 10 Kasım'da Anıtkabir'deyiz. İşte irtibat numaraları, otobüsler şu falan. Şimdi böyle bir şey var. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Ne diyeceğiz buna? Hayır şimdi... Yani öyle bir açmaz ki. Yani niye gidiyorsun demiyorum tabii. Ama yani bunun anlamı ne? Nereden sizce ne oldu? Yani başlarına taş mı düştü diyorsunuz değil mi? Hayır, ne oldu? Evet, nereden? Ne oldu yani? Ya ben şunu hatırlıyorum. 10 Kasım yani başka bir şey. Şu anda yani... Dünkü bilmiyorum dikkatinizi çekmiştir. Anıtkabir'de yayın yasağı yok çekim yasağı. Şey ama bu bile ayıp evet. Yani. Bunu konuşmak bile ayıp. Bence yani onu bir test ettiler. Genelkurmay'a dediler ki sen böyle bir şey yay. Sonra acayip bir tepki gelince Genelkurmay da işte dediler ki. Ama herhalde. yani olacak bir şey değil ki Genelkurmay yani böyle şeylere alet oluyor. Onların yani bizim ebedi başkomutanımız Genelkurmay'ın da değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ebedi ezeli başkomutana ya yapılan şey. Tek komutan. Onun dışında başkomutan yok. Şimdi ben şeye şaşırıyorum. Hani Tayyip Erdoğan'ı takdim ederken Cumhurbaşkanımız başkomutan. Böyle bir şey yok. Yani bunu nereden çıkardılar anlamıyorum. Anayasadaki o tamamen sembolik savaş durumunda. O kadar. Türkiye Büyük Millet Meclisi çünkü başkomutan. Öyle. Yani, doğru. Yani anayasa gereği de başkomutan değil. Sadece savaş durumunda başkomutan olarak Cumhurbaşkanı anılır. Ama o yetkiyi Genelkurmay Başkanı'na verir. Yani... Doğru. Neyse yani bu başkomutanlıktan çok böyle hani askerin de başı onu demek aslında. Doğru. Yani ülkenin başkomutanı değil. Yani askeri de ben elimde sopa işte böyle istediğim gibi diz çökerttimin Türkçesi bence ama Genelkurmay da mesela dün saatlerce böyle bir şey anında yapması lazımdı. Yani ya ilk haber çıktığı an nereden çıktı kardeşim? Beklediler, tepkiyi beklediler. Ama böyle bir haber çıkamaz. Çıkması dahi yani olamaz, kabul edilemez. Ama hani olamaz yani. Genelkurmay böyle bir şeye alet olamaz. Oradan bu, yayılmış ama. İşte ama pardon olmaz bunun. Hani bunun pardonu yok Genelkurmay açısından. Büyük bir saygısızlık. Ben kınıyorum yani Genelkurmay'ı bu açıdan. Samimi olarak söylüyorum. Çok kötü bir iş yaptılar. Evet yani ne olursa olsun ben kınıyorum ki hala karışık. Yayın yasağı mı, kayıt yasağı mı, çekim yasağı mı hala orada bir muallak var. Ama sizin sorduğunuz sorunun şeyine geldiğimiz zaman Atatürk hepimizin Atatürk'ü. Elbette. 80 milyonun Atatürk'ü. AKP'nin de her partinin Atatürk'ü. Yani öyle baktığımız zaman her ne kadar bizim yine ebedi genel başkanımız, birinci kurucu genel başkanımız olsa da bizim hepimizin bu toplumun 80 milyonun Atatürk'ü. Yani bu hiç tartışılmaz. Ama şimdi şuna insan tabii hani güleyim mi dedim ağlayayım mı? Yani ne yapacağım ben de şaşırıyorum sorduğunuz soruya. Çünkü yani biz şu 10 Kasım'larda geçen seneye kadar izin alamıyorduk Anıtkabir'e yürüyüş Tan Doğan'dan Ulus'tan. 29 Ekim'lerde izin alamadık. 19 Mayıs'larda izin alamadık. 23 Nisan'da izin alamadık. Yani her 10 Kasım bir muammaydı. Yani Ulus'tan, Tan Doğan'dan Cumhuriyet Halk Partisi veya işte sivil toplum örgütleri yürüsün mü yürümesin mi? Atatürk Düşünce Derneği yürüsün mü yürünmesin mi? Birçok kere yürütmemeye çalıştılar. Yani bunları yaşadık. 29 Ekim'de bizi bariyerlere sıkıştırdılar. Hatırlayın. Tabii yani canım. Bir sene, daha 2 sene, 3 sene evvel. Yani şimdi ben memnunum ama... Yani buradan da yani bir popülizm, ucuz bir siyaset olmasın diliyorum. Ama memnunum. Yani Atatürk hepimizin Atatürk'ü. Atatürk'ü tartışmamamız lazım. Aynı inançlarımızı da tartışmamamız gibi. Dini değerlerimizi de tartışmamamız gibi. Yani sen daha iyi Müslümansın, ben daha iyi Müslümanım gibi tartışılmaması lazım. Sen daha Atatürkçüsün, ben daha iyi Atatürkçüyüm. Onun tartışılmaması lazım. Ben bu kadar da şeyimde bakmıyorum. Burada biraz şey de var yalnız. Yani katılımı düşürme çabası da olarak da görüyorum. Yani şimdi pek çok kişi... Ya şimdi AKP geliyormuş, şimdi onlar bayraklarıyla gelir. Orada böyle birbirimizi mi itip kakacağız gibi düşünüp ya da ya bunlar geliyor onlara olay çıkarmaya geliyordur deyip katılmayan olabilir. Ya da her yıl gördüğümüz o muhteşem sel gibi akan insan manzarasını bunlar da sahiplenip yani onun AKP ya gitti yani biz gittik oraya diye de. Bence patlama olur. Yani ben hani siz. Ama endişe edip yani gitmeyen yok, de korkan da olabilir tam yani. Tam tersi ben öyle düşünmüyorum. Yani zaten şu anda da hani görüyorum yurdun yani dört bir yanından gençler, sivil toplum örgütleri yarın hepsi 10 Kasım Atatürk'ü Anıtkabir'de olacaklar. Bence büyük bir itirazım yok zaten yani ama hani bir an çünkü diyorum hani nereden çıktı derken niye geliyorsun anlamına değil. Bu seneye kadar hiç yapmamışsın. Hani efendim gitmemiş mi? Gitmiş ama hiç kampanya açmamışsın. Ayrıca böyle bir kampanya da hiç açılmamış.
Yani ben bugüne kadar hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da başka partilerden de görüyorum. Bazı derneklerin lokal şeyleri vardı. Hani 10 Kasım'da Anıtkabir'deyiz ya da sosyal medyada. Bu bütün İstanbul'u donatıp, yani öbür kentlerde var mı bilmiyorum, ama İstanbul'un her yerine asıp 10 Kasım'da Anıtkabir'deyiz. Bugüne kadar kimse demedi ki bunu neden çıkardığını soruyorum ben yani. Bu da bir o zaman da bir rahatsız edici. Yani yaklaşan seçimlere göre Atatürk'le mücadele edilemeyeceğini anlamış olacaklar ki onlar da Atatürkçü olmaya karar vermişler. İyi bir şey. Ama tabii şunu da sorguluyorum. Atatürkçü oluyor mu yani, yoksa mış mı yapıyorlar? Yani onu tabii göreceğiz dediğiniz gibi. Hı. Ama hani ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Genel merkezde sabaha karşı otobüslerimizin 81 ilden 900 ilçeden valilik kanalıyla, emniyet müdürleri kanalıyla Anıtkabir'e gelmeleri engellendi. Hocam Ankara'ya sokulmadılar. O Melik Gökçek şimdi attılar onu ama yani kamyonları dizmedi mi geçirmesin diye Ankara'da? Barikatlar koymadı mı o iş kamyonlarıyla? Ankara girişlerini engelledi otobüsler girmesin diye. Anıtkabir'e giden yollara da dizdi bugüne kadar. Şimdi ben geliyorum diyorsun. Yani bir tuhaf. Yani işte sözcüde de ben sevinemedim. Burada da yani hani geç de olsa yani doğruyu bulmuşlar umuyorum. Yani bunu da yine siyaseten her zaman her şeyi yaptıkları gibi kullanmazlar. İşte Atatürk Kültür Merkezi 10 yıl tartışıldı, durdu. Şimdi kendi açıkladı. Yani hani bunlara sevinmememiz lazım. Yani bunlar zaten olması gereken şeyler. Şimdi bazıları diyorlar ki alkışlıyorlar ya işte Atatürk ismini. Ya yani Atatürk ismini zaten yani kimin haddine oradan almak? Yani veya alsan da artık kalbimize yazılmış, yani onu silemezsin. Ama bunlar tabii yani siyaseten aslında baktığınız zaman popülizm, işte oportunizm, yani ben şimdi Sosyalist Enternasyonel'de de baktığım zaman yani bunlar maalesef günümüzün etik olmayan siyasi şeyleri, trendleri diyelim. Doğru bir şey değil aslında. Yani bunları kullanarak siyaset yapmak doğru değil. Ama şu anda yani Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleyen herhalde şaşırıyordur. Yani çünkü kendi kendine eleştirmeye başladı. Evet, kendi kendine muhalefet yapmaya başladı. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Yani beton. Bir de ben mi yaptım? Yani 94'ten bu yana, çünkü şöyle bakmak lazım. Yani 94 yılından beri İstanbul için konuşuyoruz. 94 yılından beri AKP zihniyeti hakim. Refah'la başladı. Evet, Tayyip Erdoğan. Evet. Onun getirdiği adam devam etti. Sonra 2000'den itibaren, zaten 2003'ten itibaren kendi adayı bizzat. Tabii. Onunla geldi. Bu arada kurdukları TOKİ ve Çevre Bakanlığı marifetiyle de İstanbul'un imarının büyük bir bölümüne Ankara'dan karar verdiler. Bütün o beton dedikleri belediyelerin de değil, TOKİ'nin ve Çevre Bakanlığı'nın marifetiyle yapıl. Şimdi ne diyeceğiz İstanbullu olarak mesela? Ben şimdi kimlerden hesap soracağım? Herhalde yani İnönü mü acaba? Yani İsmet İnönü zamanında mı başlamıştı? FETÖ zamanı diyenler diye. Yani şimdi her şey FETÖ'den bulunuyor. Yani o yani ihanet etmişiz dedi İstanbul'a. Yani bir önce de ihanet etmişiz dedi. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Çok samimi olarak Can Bey. Ya bunları konuşmamamız lazım. Biz önümüze bakmamız lazım. Evet, ama ne yapalım peki? Yani bu AKP'li, yani ben kendi partime de bunu söylüyorum. Kendi partime de kızıyorum. Şu AKP odaklı siyaseti bırakmak lazım. Geleceğe bakmak lazım. Geleceği biraz evvel anlattım. Yani aslında zamanımız olursa bazı şeyler anlatayım. Ben 2100'ü şu anda 2100'e gidiyorum. Yani 2100'de neler oluyor ona bakıyorum. Yani dünyada mesela kuantum fizikçileri 2100'ü öngörüyorlar, onu hayal ediyorlar. Önce şimdi bir 2050'yi konuşuyor. Niye diyor? Şimdi 2100'ü görme ihtimalimiz yok. Ama 2050'yi görme ihtimalimiz olabilir. Yani 2050'yi de konuşalım diye söylüyor. Yani aslında işte bizim de düştüğümüz tuzak bu, bakın. Ben şimdi öz eleştiri yapalım. Biz de CHP olarak işte Erdoğan ne yapmış? Erdoğan böyle yapmış. Yok Binali böyle. Ya yani bunlar bir şey vermiyor topluma, bize de. Yani biz aslında çözüm üretmemiz lazım. İşte eğitim konuşuyoruz mesela. Eğitimden hangi neyi biz model almayı düşünüyoruz? Şimdi o eğitimi işte ticari hale getiriyor, dinselleştiriyor, otoriterleştiriyor. Yani her şeyi yapıyor. Ben ne hayal ediyorum? Ben onu anlatmam lazım. Aslında ben geleceği şöyle bir şey buldum hatta. Yani bunu böyle bizim örgütlere gittiğim zaman anlatıyorum. Yani aslında geleceği fark etmemiz lazım. Kendimizi de keşfetmemiz lazım. Harekete geçmemiz lazım. Yani 2019'da hakikaten 3 tane seçim var ve bence tarihi bir süreç. Ve yani hani ben kendi adıma söylüyorum, benim partimden de Türkiye tarihi bir başarı bekliyor. Ama bu halde tarihi başarı olur mu?
Soru işareti. Çünkü yani AKP ne yapmış değil. Biz ne yapacağımızı anlatmamız lazım. Benim hayalim ne? Yani ben nasıl bir alternatif politika ortaya koyacağım? Yol girelim. Onu ortaya mesela, koymamız şimdi lazım. 2100'ü düşünüyorum dediğiniz zaman tabii Türkiye gibi böyle günü kurtarılan bir ülkede bundan aşağı yukarı 80 yıl sonrasını konuşmak zor. Ama yani hayalleri ya da yapılması gerekenleri bence de esas konuşmalıyız. Eleştirmekten ya da yakınmak. Ben eleştirmekten de demiyorum. Yakınmamalıyız. Yani eleştirmek tabii eleştireceğim. Yani çünkü yanlış yapıyorsun arkadaş demek bile bir çözüme dönük adımdır. Yani bunu yanlış yapıyorsun diyorsam en azından onun tersi benim doğrum olarak da kabul edilebilir. Onun için beni rahatsız eden yakınmak. Yani çaresizlik yapamıyorum ne yapayım adamlar böyle falan. Yani şimdi o zaman mesela hangi alanda neyi düşünüyorsunuz şu anda? Yani aslında hani şey bir kere şöyle bir şey yaparsak hani bir incelersek yani ne kadar bir hız var. Yani bir kere bilgi çok önemli oldu. Bilgiye sahip olmak. Tabii bir de hız çok inanılmaz bir hız var. Yani şöyle bakıyoruz mesela 5 saniyede şimdi biz 1,5 saatten fazla 2 saate yakın program yapacağız. Ama 5 saniyede dünyada neler oluyor? Yani böyle bir baktığınız zaman muazzam şeyler oluyor. 50 bin 5 saniyede Coca-Cola tüketiliyormuş mesela. 10 bin dolarlık Amazon sitesinde 5 saniyede alışveriş yapılıyor. İşte yine bir spor mağazası isim vermeyeyim. 3 bin dolarlık 5 saniyede harcama yapıyor. Veya 5 saniyede bunun dışında 21 kişi bebek dünyaya geliyor. Bunun bir tanesi engelli. Yine 5 saniyede 1 ile 2 kişi hayatını kaybediyor açlıktan dolayı. Yani acayip bir şey var. Hız var aslında. Acayip bir ritim var. Öbür taraftan da inanılmaz bir bilgi çağı var. Mesela hani sosyal medya baktığınız zaman sosyal medyada bir dakikada 450 bin Facebook'ta paylaşım oluyor. Bir günde Twitter'da 500 bin paylaşım oluyor. 500 bin olmaz daha fazla. Milyondur o. 500 bir gün diyorsun. Bir dakika bin mi dedim? Milyon yani, özür dilerim. Milyon. Tabii. Milyon. Yani. Instagram'da şu an milyon. Doğru. Tabii bir günde. Oradan 3 sıfır attım ben doğru. Instagram'da 30 milyara yakın fotoğraf paylaşımımız. Yani acayip bir mecra var. Acayip bir hız var. Biraz evvel söylediğim gibi işte bir kişi bir şirket kuruyor ve 177 ülkeden daha büyük bir gelire sahip oluyor. Yani, hem de evet 9 yılda. Yani, Elon Musk 41 yaşında dün gelen. Tabii. İşte o da 100 milyar dolarlık adam. Ve yani diğer şeylere bakıyorsunuz. Mesela bu dijital devrime baktığınız zaman sağlık mesela tamamen değişecek. Yani şu andaki sağlık sistemi benim annem ve babam doktor. Yani onlar elle muayene ediyorlardı. Şimdi görüntülü cihazlar çıktı. Artık doktora gitmenize gerek kalmayacak. Yani 2100 yılında öyle bir anlatıyorlar ki 2100 de değil aslında. 2030-2050. Tabii. Çünkü bence biz göreceğiz yani doktorluğun kalktığını belki. Yani kalktığını değil ama hani doktor hizmeti çok azalmış makineler. Yani hayır, makine bile değil. Elinizi yüzünüzü yıkarken biliyorsunuz biz de hani güne başlıyoruz. Bismillah hemen vergi. Yani her türlü suyu açıyoruz, musluğu açıyoruz. Oradan inanılmaz vergi bir vergiyle yapıyor. Şey yapıyor. Ama bu sefer o yani o sudan da sizin tahlilinizi yapacak. Diyecek ki senin diyecek işte şu mineralleri alman lazım. Şu ilaçları alman lazım. İşte yani artık böyle bir robotlaşan bir dünya. Yargıyı konuşuyorlar. Bakın yani şu anda ben ne diyorum? Yargı zaten yani büyük ihtimalle o hızlanacak o şey. Çünkü dünyada da bu rahatsızlık veren bir şey. Çünkü o hani inisiyatif kullanma diyorlar ya o zaman kanunları aşıyorsun diyor. Kanunları koyacak o çerçeve içinde tık 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 bir günde bir saatte yani bütün davaları bitirebilecek mesela. Evet tabii. Ve şey yani belli bir program çerçevesinde tabii standart yargılama. Senin yazdığın kanunlara da aykırı bir şey olmayacak orada. Doğru. Yani doğru. Kanunları insan yazacak. Doğru. Ama o çerçeve içinde madem bunu yazdın o halde bunu uygulayacaksın diyecek. Doğru. Hepimizi insanı sokacak. Şimdi bakın sağlığı söyledim, yargıyı söyledim. Ulaşımda artık sürücüsüz yani trafikte araçlarda sürücü olmayacak. Şimdi mesela bu gelen neydi? Elon Musk. Elon Musk'ın projesi 1300 kilometre sürat yapan tren. Uçak olayını bitiriyor. Roketle seyahat yapıyor mesela. Bilmiyorum izlediniz mi? Yani roketle bu 2030'a kadar roketle dünyanın bir yerinden başka bir yerine. Evet. En az 36 dakikayla, dakika söylüyorum, 66 dakika arasında seyahat edeceksiniz. Kaç paraya ekonomik olarak da bir ekonomi normal, uçak evet, yani
Yani ulaşımda bir devrim yaşanıyor. Şimdi hani böyle baktığınız zaman hani biz elektrikli biz araç konuşuyoruz. İşte. Yarım saat sonra Tokyo'da olmak gibi bir şey mesela. Evet, evet. Ama bu yani evet. bunu göreceğimize inanıyorum. Yani o 9 sene evvel o televizyon 100 yıl önce Ankara'ya efendim bir saatte gidecek deseydi birileri bir sohbette herkes gülerdi değil mi? Evet. Yani çünkü araba yok. Atla gidiyor ve bir saat diyorsun. Aynen öyle. Yani o zaman demek ki buradan Tokyo'ya ya da Pekin'e yarım saatte gitmek hayal değil aslında. Belki bugün de hayal değil de biraz maliyetli. Şimdi Elon Musk'ın arabası yani muhtemelen dün hani o baba yiğitler bulduk falan ettik kendi aracımızı üretelim dedi ama yani ben yine de aslında bu görüşmeyi yapılan Beştepe Külliyesi'ndeki görüşmeyi inşallah umut ediyorum. Birileri için ufuk açıcı olmuştur. Yani akıl açıcı olmuştur. İyi olmuştur. Yani çünkü adamın aracı şu anda var bu aracı. Yani şu anda Türkiye'de de ben görüyorum o marka arabayı. Tesla. Tesla. Bir kere şarj ediyorsunuz 1000 kilometre gidiyor. Bir kere şarjla 1000 kilometre gidiyor. Yani hani biz araba üretelim. Yani arabayı nasıl bir araba üreteceğiz? Yani hibrit bir araba mı üreteceğiz? Nasıl bir araba üreteceğiz? Bir de tabii hep şu hatayı yapıyorlar. Türkiye'nin markası yok mesela. Hani başka bir şey söyleyeceğim ama hani önemsiyorum bunu. Eskiden ben biliyorsunuz yani siyaset öncesinde özel sektörde, sivil toplum örgütlerinde yani Türkiye'nin markası olamaz. Olma imkan ihtimali olamaz. Neden olamaz? Ülkede demokrasi yoksa o ülkenin markası olamaz. Bir ülkede adalet yoksa o ülkenin markası olamaz. Yani ekonomisi de güçlü olamaz. İşte Türkiye'nin durumu ortada. Şimdi şeye gelirsek bakın ne dedik? Sağlık. Yani doktorlar, hastaneler, yargı dedik, ulaşım dedik, eğitim. Yani şimdi ben baktım şöyle yani ben 6 saymıştım. AKP son 15 yılda 7 bakan değiştirmiş. Tabii. Son bakan ve da 7 sistem değiştirdi. 7 sistem değiştirmiş. Aslında yani böyle ben yine çıkardım 13 tane her sene bir şey yaratmış ve yaz boz olmuş. Ve son bakan yani şu andaki bakan da Sayın İsmet Yılmaz da eğitimle çok alakalı bir alandan geliyor. Milli savunmadan geliyor. Yani İnanabiliyor musunuz? Yani şimdi onun eline emanet ediliyor. Yani eğitimle hiç alakası olmayan savaş ve milli savunma güvenlikle ilgili bir alandan oraya bakan getiriliyor. Yani inanılmaz bir şey. Yani biz şimdi Endüstri 4.0 konuşulurken, robotlaşma konuşulurken, başka şeyi söyledik. Yani 2100'ü görebiliriz. Neden görebiliriz? Artık organlar 3 boyutlu yazıcılarla çoğaltılabiliyor. Yani kalp, dalak, karaciğer. Yani 3 boyutlu yazıcıyla bunlar çoğaltılabiliyor. Hayat uzayacak. Bir anlamda baktığınız zaman. Şimdi bunu yani şimdi şunun için söyledim bunu aslında bunu niye anlatıyorum? Siyaset ne yapması lazım? Yani ben şimdi kendi adıma ben hiç AKP'yi falan konuşmak istemiyorum. Erdoğan'da konuşmak istemiyorum. Ben geleceğe bakmak istiyorum. Yani 2019'da eğer seçime girilecekse 3 tane seçim varsa aşağı yukarı 4-5 yılda o süreç devam edecekse yani iktidara gelen sonuçta 2025'e kadar kalacak. Yerelde veya genelde. 2025'te nasıl bir dünya oluyor ya bakmadan bugün neyi vaat edecek siyaset topluma? Vaat ettiğine bakın, eğitime bakın ya. Yani eğitimde ve bakan ne açıklama yaptı? Bakın dedi ki, bizim dedi doğalgazımız yok, petrolümüz yok, elmasımız yok. Ama dedi, elmastan daha değerli bir eğitim sistemimiz var dedi. Ve dedi biz dedi AKP olarak son 15 yılda eğitimde çağ atlattık dedi. Haklı aslında. Yani hani gülmemek için hani orta çağa atladı. Evet. Yani şu andaki baktığınız zaman bizim eğitim sistemimiz tamamen laik eğitimden uzak. Hani akıllı bilimi dayalı olmayan bir eğitim, laik olmayan bir eğitim size geri vites taktırır. İleriye götüremez. Yani mesela baktım bu işte bu fizikle kuantumla ilgilenirken işte fen bilimlerine baktım. Türkiye'de temel eğitim fen bilimleri sıfırlanmış. 2010'da bir düzenleme yapmış 2010'da. 2016'da 13 fakülte öğrenci almış, 70 fakülte öğrenci bile alamamış. Yani şu anda matematik, kimya, biyoloji, fizik biz yokuz. Yani siz de yani ister siyasetçi olun, ister iş adamı olun, ister yani ne olursanız olun eğer fen bilimlerini temelinde geliştiremezseniz, akıllı bilimi eğer ilimi ilerletemezsiniz, çağa ayak uyduramazsınız.
Çünkü çok hızlı değişiyor. Yani onu bilen sizin hem mühendislere hem de bilim insanlarına ihtiyacınız var. Ve şu anda Türkiye'de bilim bir kenara itilmiş durumda. Hatta bana göre temel eğitim ve fen eğitimi sıfırlanmış durumda. Nasıl bir eğitim var? İlahiyat var. Nasıl okullar var? İmam Hatip okulları var. Yani ne yapmış hükümete bakıyoruz? 4-4-4, ben de meclisteydim. 4-4-4 geçtiği zaman. 4-4-4'ten sonra o zaman 70 bin İmam Hatip, şöyle söyleyeyim, 70 bin İmam Hatip öğrencisi varken bugün 1 milyonu geçmiş İmam Hatip öğrencisi. Yani yine başka bir şey söyleyeceğim. Geçen seneydi, NASA bir açıklama yaptı. Ben de takip ettim. Dedi ki şu saatte çok önemli bir duyuru yapacağız. Ben de oturdum televizyonun karşısında, akşam saatleri Amerika'da sabah izliyorum. Ha, o arada Cumhurbaşkanı'nın canlı yayını geçti. İkisini beraber izliyorum. NASA'nın açıklaması şu. Diyor ki NASA, dünyaya müjde veriyoruz diyor. Mars'ta hayat var diyor. Mars'ta su bulundu ve Mars'ta hayat var diyor. Bu taraftan da Cumhurbaşkanı bir İmam Hatip Lisesi'nin öğretim yılını açıyor. Ve o da verdiği mesajda Türkiye'nin daha çok imama ihtiyacı olduğu, her alanda, her meslekte daha çok imam olması gerektiğini söylüyor. Bu şu anlama gelmesin. Yani ben İmam Hatiplere karşı değilim. Ama her şey ölçülü olması lazım. Her şey planlı olması lazım. İmamlar başımızın üzerinde yeri var. Çok ihtiyacımız var. Ama yani gazeteci de imam olsun, doktor da imam olsun, kameraman da imam olsun, siyaset, böyle bir şey yok dünyada. Bunu tabii imamlık gibi demiyorlar. Dinini öğrenen diye bakıyor. Yani İmam Hatip'ten mezun doktor niye olmasın diyor. İmam Hatip'ten mezun mühendis niye olmasın. Adam hem dinini bilip hem yani sanki pozitif bilimleri yapan ya da o konuda mesleği olanlar dinle alakası olmayan insanlar gibi anlatılıyor. Yani işte hani demin yani benim söylemek istediğim aslında temel şey şu. Dünya büyük bir hız var. Büyük bir ritim var. Bu hiç daha evvel görmediğimiz bir hız. Yani 10 senede bir telefon bu büyüklüğe geliyorsa demek ki 2 senede, önümüzdeki 2 senede, 3 senede çok şeyler değişecek. Dolayısıyla bizim bu çağa ayak uydurmamız lazım. Ama bu siyaset anlayışıyla bu çağa ayak uyduramıyoruz. Orta çağa ayak uyduruyoruz. Ve aslında hani 16 Nisan referandumunda unutmamak lazım. Unutturmamak da lazım. Yani orada işte çalındı ya da bir oyuna gelindi. Ama bunun asla yani gündemden düşmemesi lazım. Ve aslında onun için önümüzdeki 3 seçim son derece önemli. Yani Türkiye bu başkanlık sistemi de yani yine başkanlık sistemi dediğimiz zaman dünyadaki bütün örneklerinde yani başkanlık sistemi ülkelere geleceğe taşımıyor. Yani ülkelere ilimi, bilimi, refahı, huzuru, barışı getirmiyor. Ne kadar başkanlıkla yönetilen ülke varsa oralarda otoriterlik var, oralarda ekonomik eşitsizlikler var. Ve oralarda adaletsizlikler var. Yani bu da bir realite. Dolayısıyla hepimizin aslında biraz evvel söylediğimi tekrar söylüyorum. Bizi dinleyen seyircilerimize de yani herkese, 80 milyon yurttaşımıza da geleceği hepimizin fark etmesi lazım. Kendimizi keşfetmesi lazım. Herkesin keşfetmemiz lazım. Bir de harekete geçmemiz lazım. Seyretmememiz lazım. Peki şimdi bu bölümü bir kapatmak durumundayız ama bir şey sormak istiyorum. Çok güzel anlattınız. Yani tıpta, eğitimde, yargı, efendim, yargıda, ulaşım, hepsinde bir siyasetçi peki böyle buna rağmen bağımsız mı kalacak yoksa bazı şeyler onları da mı bir sınırlayacak? Yani siyasetteki kaliteyi de yapay zekalar mı yani sen siyaset yapabilirsin ama sen yapamazsın diyecek mi? Aslında bakarsak yani siyaset değişecek. Yani siyaset yapma biçimi değişecek. Bu kadar eğer her şey bir dijital devrimde, dijital ortamda olacaksa, bu kadar iletişim teknolojik bir şekilde yapılacaksa, siyasette de, hizmet vermede de, bürokraside de çok şey değişecek. İşte bunları düşünmesi lazım siyasetçilerin. Bunları hayal etmesi lazım siyasetçilerin. Yani birbirlerine hat bildirmeyi, salıdan salıya birbirlerine bu atışmaları bırakıp, hakikaten Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için, daha iyi bir Türkiye için neler yapmaları gerekir? Bu devrime nasıl ayak uydurabilirler? Ona bakmaları gerekiyor. Ve bunu söylerken yani bugün 2019'da bizden, vatandaştan oy isteyecek her siyasi partinin bir hayali olması lazım. Yani şimdi mesela gelelim isterseniz bir şeyden sonra. Tabii ikinci bölümde bunları zaten konuşalım. Yani Baraj kalksın dedi birisi mesela. Değil mi? Yani günaydın ya. Yani Baraj kalksın. Yani günaydın. Evet. Hayır yani ikinci yarıda özellikle onları diyorum konuşalım. Çünkü hani hem bir siyasetin kalitesini oluşturmak açısından bir de siyasetten acaba vatandaş isteyecek mi? Şimdi biz burada konuşuyoruz bunları
iyice anlatmadan da öyle bir talebi yoksa ne yapacağız? İşte o siyasetçi o zaman başka tür bir siyasetçi istiyorlar. Yani sizin bu anlattıklarınızı yerine getirebilecek siyasetçi tipi değil. İşte bugün bizi orta çağa atlatan belki politikaları uygulayanı mı istiyorlar gibi bir kuşku düşüyor. Bir dakikamız var mı hemen? Yoksa 30 sonra, saniye. 30 saniye. Aslında yani vatandaşa biyonik siyasetçi lazım. Vatandaşın sorunlarını çözecek, derdi vatandaşın hizmet olacak siyaset sistemi lazım. Ben koltuğumda daha çok ne kadar kalacağım anlayışından ben vatandaşa daha çok nasıl hizmet edebilirim anlayışına geçmek gerekiyor. Peki o zaman ikinci bölümde daha ağırlıklı olarak bu konuları konuşalım. Evet değerli izleyiciler, Umut Orhan'la birlikteyiz. 12'de tekrar birlikte olacağız reklamlardan sonra. Şimdilik bizden ayrılmayın diyorum. Okulda defterime sırama ağaçlara yazarım adını. Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını. Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına. Yazarım adını. Tarlalara ve ufka kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serinip giden yola, hınca hınç meydanlara adını. Ey Evet, tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Umut Orhan'la sohbetimize devam ediyoruz. İlk bölümde çok güzel dünyanın ne kadar hızla hareket ettiğini ama bizim ise tersine sıçrama yaptığımızı çok güzel anlattı ve şu cümle tabii çok önemli. Yani takılmayalım bazı şeylere, geleceğe yönelik neler yapmamız gerektiğini esas konuşalım. Herkes bunu merak ediyordu. O noktada da kalmıştık. Şimdi biraz tabii şeyleri konuştuk, hani geleceğe yönelik dünyanın gittiği nokta, bizim de bunu bir yerinden tutmamız gerektiğini, ama hani daha somut olarak bakmamız gerekirse nasıl politikalar ortaya konmalı? Hangi kaynaklarımızı daha çok harekete geçirmek durumundayız? Biraz o konuyu tabii konuşalım. Tekrar sonra siyasete döneriz. Aslında yani baktığınız zaman Türkiye'nin hani biraz evvel ne yapması gerekir dediğiniz zaman siyaset sisteminin kendini güncellemesi lazım. Yani siyaset sistemi şu anda 1980 darbesinden sonra kurgulanmış anayasa, siyasi partiler yasası, seçim kanunu, seçim barajı biraz evvel program kapanırken mesela söyledim. Onu da konuşacağız biraz, geliniz ona. Yerel yönetimler kanunu, yani 1980'de askerlerin darbe yapıp kurguladıkları bir sistem var. Erdoğan dedi ki ben dedi başkanlık istiyorum dedi. Orta çağa götürüyor başkanlık. Şimdi artık yani siyasetin, özellikle muhalefetin ise yeni bir şey söylemesi lazım. Yani bir kere o 1980 modeli daha ileriye taşımayacak, sosyal devleti güçlendirecek, sosyal adaleti güçlendirecek, sosyal eşitliği güçlendirecek, sosyal vatandaşlığı güçlendirecek, sosyal adaleti güçlendirecek bir sistem kurması lazım. Eğitimde mesela. Eğitimde parasız eğitim olması lazım. İnsanlar, öğrenciler, 12,5 milyon öğrenci var. Yani şu anda bu sınavlarla perişan oluyorlar. Yani özel okullar, dershaneler hani FETÖ cemaatinden çıktı. Şimdi başka tarikatlara gidiyor. Dershaneler, yurtlar, özel okullar, bunlardan kurtulması lazım. Yani eğitim sisteminin bir reforme edilmesi lazım. Eğitimde artık bana göre özelleştirmeyi bile kısıtlı yapmak gerekir. Bugün eğitimde başarılı olan, işte Finlandiya modeli deniyor. Özel eğitim yok. Çok özel konular da var. Devlet sonuçta vatandaşın en kaliteli, en nitelikli eğitimini almasını, vermesini sağlaması gerekiyor. Yani bakanın açıklaması, istifa etmesi gerekiyor bence. Nitelikli, evet, okul sayısını söyledi. Yani 10.000'de bir neredeyse mevcut. Ve onların da hangilerinde olduğunu bilmiyoruz. Yani biz sınavla alanlar dedi ama o zaman TEOG'un kalkmasının ne faydası oldu mesela? Çünkü sınav devam ediyorsa belki hani daha böyle
Anadolu kentlerinden hani çocuklarını bu okullara gönderemeyecek olanlar artık o sınavlara sokmayacaklar. Sınava giren sayısını mı azaltıyorlar? Yani o çıktı ortaya. Ya zaten bu iş böyle hani kalkıp da yani bir cumhurbaşkanı işte ben TEOG kaldırılsın yarın işte bakan da şak emredersiniz efendim de olmaz ki. Hemen şaşırdık zaten. Sonra 3 ay ama bulamadılar. İşte buldukları formül bu. TEOG gizli devam ediyor. Sayıyı düşürttüler. Yani artık bilmem 1 milyon öğrenci girmeyecek ona. 100 bin öğrenci girecek. İşte onlardan da 2 binli okullara yayacaklar herhalde. Yani hani eğitimde mesela bir reform yapılması lazım. Ne yapmak lazım geleceğe yönelik dediğimiz zaman artık gelecekte geleceğe yönelik işte eğer bilişim devrimi varsa, dijital devrim varsa dolayısıyla o zaman o fen biraz evvel söylediğim gibi temel bilimlere daha ağırlık vermek lazım. Bilgisayar mühendisliğine daha şey yapmak lazım ama ağırlık vermek lazım. Ama temelinde yine benim ifade etmek istediğim şey devlet bunu taşeronlara veremez, yandaşlara veremez. Devlet eğitimi kendisi vermek zorunda. Şimdi bir sürü vakıflar kuruyorlar. Aileleri içerisinde o vakıfların. Erdoğan ailesi eğitimin içerisinde. Ne bileyim işte yurt dışına başka bir marif vakfı diye bir şey kurmuşlar. Yani ismi bile ortaçağ. Tabii. Yani şimdi baktığınız zaman hani eğitimde ben öyle değerlendiriyorum. Devlet reform etmesi lazım. Siyaset orada çözüm üretmesi lazım. Sağlık da aynı şekilde. Yani artık gelişmiş ülkelerde çocuk anne hamile kaldığı andan itibaren devletin güvencesi içerisinde. Yani bırakın doğduktan sonra değil, yani doğumdan ölümüne kadar değil, daha anne karnına düştüğü anda devlet onun her türlü masrafını işte 5 yaşına kadar karşılıyor. Yani sosyal devlete dönmesi lazım. Yani bu kapitalizm dünyada da aynı şey, popülizm dünyada da aynı şey. Çatışmalara, huzursuzluklara, eşitsizliklere neden oluyor. O zaman hani mesela sağlıkta da sosyal devleti bu kadar ticarileştirmeyi bırakmak lazım. Sosyal devlet, sosyal adaleti sağlaması lazım. Vatandaşın sağlık problemlerini çözmesi lazım. Elimizde kaynak işte ne bileyim hani ne yapmak lazım? Yani en temelinde aslında yeni bir şey söylemek lazım. Yeni bir yol bulmak lazım. Einstein'ın söylediği gibi aynı şeyi yaparak aynı sonucu alacağımızı bilmemiz lazım. Şimdi GAP var mesela. Hani diyeceksiniz ki ya bu kadar problem varken GAP açılacak mı? Açılması lazım ya. GAP hayatımızı vermişiz. Hayır, bizde ben mesela kendimi bildim bileli bir GAP vardır. Benim çocukluğumda başlayan ve işte GAP hele Süleyman Demirel döneminde GAP'ı kaptırmam falan. Tamam. Ne durumda şimdi? Şimdi GAP da mesela aşağı yukarı 1966'lardan başlıyor. Yani yarım asır. Bu pazartesi günü 6 Kasım GAP Kalkınma İdaresi'nin kuruluş yıl dönümüydü. 28. yıl dönümü. Düşünün yani. Ben GAP'la ilgili çok çalıştım. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, oraların kalkınması, insani, ekonomik, sosyal, gönüllü olarak çalıştım. Çok önemli bir proje aslında baktığınız zaman. Ama bugün geldiğimiz noktaya bakıyorum. Yani oraya yaklaşık biz şu anda 40 milyar dolara yakın parayı gömmüşüz. 66'dan bu yana. 66'dan bu yana. Ama bir sürü paketler açıklanıyor. 2008'de Erdoğan başbakandı. Bütün bakanlarını aldı gitti Diyarbakır'da büyük bir açılım yapacağım dedi. Hiçbir şey yapılamadı. İşsizlik sigorta fonundan paralar alındı. Onunla da yandaş müteahhitler yol yaptılar, bina yaptılar. Ama vatandaşa hani iş aş olmadı, sosyal barış da gelmedi. 2014-2018'de yeniden bir program açıkladılar. O da yok. Yani şu anda GAP baktığınız zaman o koca proje Türkiye'nin ortalama elektrik üretiminin hala %7'sini veriyor ki elektrik yatırımları tamamlandı. Sulama da %15'lerde ama yani Türkiye'nin genel toplam sulamasının GAP'taki şu andaki sulama %15'i. Ama esas yani temel AKP'nin de 2008'de ortaya koyduğu 3 tane çok ciddi iddia vardı. O da bunlardan bir tanesi. Demişlerdi ki biz burada 4 milyon istihdam sağlayacağız demişlerdi. Şu anda bırakın 4 milyon istihdam sağlamayı. Türkiye'nin işsizlik oranının tam 2 katı GAP bölgesinde. Muazzam kalkınma sağlayacağız demişlerdi. %3600 kalkınma sağlayacağız demişlerdi. Bir daha söylüyorum. %3600 kalkınma sağlayacağız demişlerdi. Şu anda Türkiye'nin kişi başı gelirinin tam yarısı 11 bin dolar. Tam yarısı GAP illerinde. Sulamada 1.8 milyar hektar alanı sulamaya açacağız demişlerdi. Bunun ancak %25'ini açabildiler. Diğerlerinin açılamadı. Terör dediğimiz zaman terör 2000'li yıllarda bitmişti. Terör açılımlar işte bilmem Kürt açılımı bilmem
Öcalan'la yakışma, İmralılar, Kandiller, yani yaşadık bütün onları. Orada yani terör hem hortladı, bütün dünya terörü Türkiye'nin içerisinde operasyon yapıyor. Bir de o bölgede de artık yani muazzam göç oluştu. Yani aslında amaç şu olmalı. Siyaset insanların doğduğu topraklarda karnını doyurmalı. Yerinde iş ve aş sağlamalı ki barış ortamı olsun. Şimdi baktım ben şimdi rakamlara bakıyorum. GAP'taki göç 350 bin son 6 yıl. Göç vermiş GAP illeri. 350 bin son 6 yıl. Yani şimdi böyle bir proje varken aslında baktığınız zaman bu proje şöyle bir gözünüzü kapatın. Orada sulamaların o %15'te kalmayıp bütün sulamanın olduğunu düşünün. O bölgede sulamayla tarımın olduğunu düşünün. Şimdi bizim bu iktidar, bizim demiyorum özür diliyorum. Bu iktidar ne yaptı? Bu iktidar gitti Konya'nın yarısı kadar, Sivas bir ilinin büyüklüğü kadar bir alan aldı. Arazi 100 yılı, 2100 yıla kadar Sudan'da kiraladı. Ne yapacaksın diye biz sorduğumuz zaman da dediler ki biz vatandaşımıza ucuz sebze meyve yedireceğiz dediler. Hani bu et de yediriyorlar ya şimdi. Yani su, yani senin yani bu sulamanı bitir. GAP orada yeşil fışkırsın orada, tarım orada, işlesin toprağı insanlar. Yani o zaman ne olacak? Hem kalkınma olacak, hem insani kalkınma olacak, hem sosyal kalkınma olacak, hem ekonomik kalkınma olacak. Yani bu projeyi bir kenara atıp da Sudan'da çiftlik ya, arazi kiralamak hem de 2100 yılına kadar akıl kârı mı? Veya ne bileyim işte şimdi etle ilgili, hayvancılıkla ilgili. Ya o bölge işte Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu zamanında Orta Doğu'nun mesela Van ili en büyük hayvancılık merkeziydi. Yani dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir klimaya sahip. Ben incelemiştim o zamanlar. Ve depremden sonra ben hatta o zaman bakanlara, başbakana bir şey dedim yani ana muhalefet partileri gelin buraya özel hayvancılık teşviki verelim. Yani şu burasını bir yine hayvancılık merkezi yapalım. Dışarıdan et ithal etmeyin. Ve hayvancılık da insanlar da işte koyunu, kurbanlığı başka ülkelerden getirmesinler. Kurbanlık bile koyun getirildi biliyorsunuz. Yani kaynaklar var. Aklı mantığı kullanmak lazım. Bir de burada tabii şu da var. Yani niye siyaset yapıyoruz biz? Yani birbirimizle yarışmak için mi yapıyoruz? Veya birbirimizle sürekli partiler için söylüyorum. Hak bildirmek için yapıyoruz. Ya bu ülkeye hizmet etmek için yapıyoruz. Yani bazı konularda da bir araya gelinmesi lazım. Yani eğer şu anda işte dövize bakıyoruz. Yani inanılmaz döviz artıyor. Benzine zam geliyor. Motorine zam geliyor. Bu vatandaş ne yapsın? Yani ben dün akşam sosyal medyada yazdım size çıkacağımı. Sizin programınız çok izleniyor. Özellikle genç arkadaşlardan bir sürü şey geldi ve yani baktığınız zaman onların gündeminde işsizlik var. Onların gündeminde işte geleceksizlik var. Yani üniversiteyi bitirecek ne yapacak? Çok. Onların gündeminde eğitim sorunları var, hayvancılık var, et fiyatları var, enflasyon var, vergi var, zam var. Yani bunlara eğilmesi lazım ve belli konularda da bir araya gelinmesi lazım. İşte terör konusu gibi. Yani terör ortak sorun. Burada hani bir araya gelmesi gerekiyor. Toplum siyasetten bunu bekliyor aslında. Özetle yani geleceğe bakarken yeni bir şeyler söylemek gerekiyor. Geleceğe bakarken yeni bir yol bulmak gerekiyor. Daha evvel denenmişleri ve başarısı olmuş olan metotları uygulamamak gerekiyor. Yani Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var ki bu sorunları çözsün. Bu anlayışla çözülmüyor yani baktığımız zaman. Şimdi evet tabii siyasetin de önünün açılması belki gerekiyor. Yıllarca bir şey söyledik ya bu seçim sistemi antidemokratik dedik. Özellikle bu baraj, çok yüksek baraj olması siyasi tercihleri ister istemez daraltıyor dendi. Buna bir tek benim gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi yani düşürelim diyordu. Ama sayısı yetmediği için başarılı olamadı. Ha sayısı yetiyor gibi olsaydı değiştirir miydi bilmiyorum ama sayısı yetmediği için değiştirir. Ama mesela Milliyetçi Hareket Partisi hiç oralı olmuyordu. Şimdi Devlet Bahçeli dün birdenbire bir açıklama yaptı ve dedi ki ya bu siyasette haksızlık. Bu baraj düşürülmeli. Artık 7 mi olur, 5 mi olur? Ne diyorsunuz? Yani yıllarca %10 barajı varken de parlamentodaydınız. MHP'liler de oradaydı. Devlet Bahçeli de oradaydı. Hep karşı çıktılar %10 barajına. Şimdi ne oldu? Dikkate bile almadılar. Gündemlerine bile almadılar. Hep karşı çıktılar. Yani çok yani hani şeyle her yani her sıradan bizi izleyen seyircilerimiz de yani bunu görüyorlar demek ki baraj sorunu var ki baraj aklına geldi. Yani sonuçta yine bu ortaya koyduğu Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği şey aslında çok uzun zamandır zaten konuşulmaması gereken
bir şeydi. Yani çözüm üretilmesi gerekiyordu. Yani 110 baraj antidemokratik. Yani Rusya'da bile %7 baraj var. Avrupa Birliği'nin 28 ülkenin yarısında baraj yok. Olanlarda da 2 var. Yani iki biz var, tek kuantum tekliflerimiz var, 3 var, 5 var. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak en son %3 baraja insin dedik. Yani bırakın gündemlerine bile almadılar. Burada aslında yani şimdi bizim şu, yani toplum bunu zorlaması lazım. Bu siyaset sistemi biraz evvel ne dedim? Yani vatandaşın sorununu çözmek yerine, vatandaşa hizmeti daha iyi hale getirmek için yarışmak yerine koltuklarda kalmak veya daha yüksek mevkide koltuklara sahip olmak için siyaset yapılıyor. Yani şimdi Sayın Bahçeli'nin yani şu son baktığınız referandum öncesinden beri tutunduğu, yani referandum öncesinde son bir yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a şahsına söylediği laflara bakın. Sonra da 16 Nisan'da da tutunduğu tutuma bakın. Yani bir insan bu kadar Türkiye'de böyle yapan siyasetçi var mı? Var. Yani biraz evvel yani Atatürk'ü konuşurken hani ne oldu, başlarına taş mı düştü dedik. Yani Devlet Bahçeli de 180 derece döndü. Yani ne diyordu ya? Yani ver bilmem neyi, al Bilal'i bilmem ne diyordu. Yani neler bilmiyorum, söyledi yani. Yani korkunç. Şimdi bakın ben yani siyasetin nasıl olması gerekiyor? Hani baştan 1980'i anlatırken askerler darbe yapıyor. Darbe yapan askerler bir demokrasi sistemi kuruyor. Böyle bir şey yani eşyanın mantığına aykırı. Böyle bir şey yani dünyada demokraside böyle bir standart yok. Bir kere askerler demokrasi kurgulayamazlar. Darbe yapan askerler hiç kurgulayamazlar. Bizim siyasi partiler yasamız, anayasamız, seçim kanunumuz, seçim barajımız hep antidemokratik. Bunları yıllarca söyledik. Biz de mesela bunları değiştirelemedik. Ama aynı şey bizde de var mesela. Hani değişim nedir? Biz mesela kurultaya gidiyoruz. Şubat ayında kurultay yapacağız. Yani hiçbir heyecan yok dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kongrelere ben de gidiyorum geliyorum. Şimdi bakıyorum yani hani iddialı ülkeler ne yapıyorlar? Nasıl genel başkan seçiyorlar? Nasıl yönetim seçiyorlar? Mesela bizde Türkiye'deki siyasi partiler yasasına göre genel başkanlar veya işte yönetim delegeyi belirliyor. Kurultay delegelerini 1250 kişi. Onlar da genel başkanı seçiyor. Şimdi bu Mart ayında İtalya'ya davet ettiler. İtalyan Demokrat Parti'nin seçim, genel başkan seçim yarışını izledim. Nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? İtalyan Demokrat Parti en eski partilerden, 100 küsur yıllık parti. 400 bin üyesi var. 13 tane aday genel başkan adayı oldu İtalyan Demokrat Parti'de. Yani 400 bin üyenin içerisinden 13 kişi çıktı. Açtılar üyeye. Yani bizdeki gibi 1250 seçilen kurultay delegesi belirlemedi. Önce 400 bin partinin üyesi 13 adayı not verdi. İlk 3'ü aldılar oradan. İtalyan halkının karşısına koydular. 2 milyon kişi oy verdi. Yani burada şu iddia var. Parti üyesi olmayanlar da. Evet ama ha, şu var. Önce manipüle olmasın diye kendi yani adaylarını partisine, yani partisinin vicdanına uygun mu değil mi? Onların içerisinde ilk 3'ü alıyor. Sonra da bu ülkede karşılığı var mı yok mu diye de ülkenin içine, ülkeye bütün nüfusa, bütün seçmene veriyor. 2 milyon kişi oy verdi. Şimdi bizdekine bakın. Biz yani genel merkezlerde kurultay delegeleri bir şekilde öyle yapılıyor, böyle yapılıyor, belirleniyor. Bu demokrasi üretmez. Bu sistemin değişmesi lazım. Yani siyaset... Her şey bana göre anlaşmalı. Yani öyle bir seçim falan ben bugüne kadar hani son yıllarda hani daha belki 80 öncesi biraz daha demokratik tavırlar vardı ama ben hani hiç seçim görmedim. Yani hep bir danışıklı bir şeyler oluyor. Yani ona karar veriliyor. AKP de onu yapıyor zaten. Bütün hepsi yani bundan yararlanıyorlar aslında. Yani ama bu da ne oluyor? Demin söyleyeyim, hizmet üretmiyor, çözüm üretmiyor. Bu çözümsüzlük üretiyor. Yani şimdi Devlet Bahçeli'nin partisinde 3/4 dedik %75 kendi seçtiği delege imza veriyorlar. Olağanüstü kurultay istiyorlar. O da ne yaptı? Yargı muhalefetiyle iktidara yaklaşarak muhalifleri bir kere o kurultayı, yargı kararlarını, muhalefet destekli yargı kararlarını ertelettirdi, aldırmadı. O arada da temizliğini yaptı. Şimdi dikensiz gül bahçesinde oturuyor. Ama ya işte bu sefer de karşılığı kalmıyor. Ya kalmıyor tabii. Yani söylediği şeyin bir şeyi de yok. Yani düşünmüyor mu acaba? Yani bu kadar yıldır biz ona, ben yani baraj kalksın demişiz. Bugüne kadar yani ne oldu da bugün baraj insin diyor. Veya mesela ben şeyde çok şey yaptım en son Kuzey Irak meselesine. Ya ben kıyameti koparttım Kuzey Irak referandumu ile ilgili. Ben parlamentoda değilim. Mesela parlamento toplansın dedim. Devlet Bey'e bir şey söyle dedim falan. Hiçbir şey demedi. Adamlar referandumu yaptılar. Bir hafta sonra
oraya gireriz, şöyle yaparız, plaka numaraları falan. Ya böyle bir siyaset artık bence olmaması. Hayır. Bu toplum artık böyle bir siyasete hak etmiyor. Ben şeyi anlayamıyorum, yani rezil olma duygusu sanki bizde tümden yok olmuş gitmiş. Yani işte hani mesela biraz önce konuştuk. Bu ülkenin işte başında oturan AKP Genel Başkanı devamlı kendine muhalefet eden şeyler söylüyor. İşte betonlaştırdık diyor, yanlış yaptık diyor, Allah affetsin diyor. İşte Devlet Bahçeli bir laf söylüyor, geri alıyor, şimdi bunu söylüyor. Yani sürekli toplumun önünde aslında bir rezil olma durumu var ama... Ama perişan olan kimse rezil olmuyor. Bakın işte siyasetçiler hiç rezil yani. Olmuyorlar. Hani artık onlar ona şey olmuş yani... ne diyeyim, hani yüzsüzleşmişler ama o perişan oluyor insanlar. Bakın başka bir şey söyleyeceğim. Yani belki oraya da gelmek istersiniz. Şu anda bu ülkenin başbakanı Amerika'da. Bak, evet. Ne yapıyor Amerika'da? Yani ne resimler, yapıyor deyince resimler... bakın birkaç resim var. Bu arada onları bir koyar mısınız? Bakın çok enteresan. Yani ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Bakın bu Amerika. Amerika'da Washington'da bir parkta. Turistik geziye çıkmış evet, sanki. Kıyafet değil mi? Yani, falan hepsi yani rahat bakın. Çok rahat tabii. Türkiye'de hiçbir sorun yok. Böyle bir şey parkta oturuyor. Bu Potomac Nehri herhalde. İşte arkada monument gözüküyor. Bu yine oradaki bir parkta yürüyüş. Şimdi Amerika'ya gidiyorsunuz. Sayılı gün, sayılı saatler. Hani Amerika'ya gidince insan çok bir şey bekler. Ama hani vakit geçiriyorlar sanki. Hani bir zaman dolsun şu Pence'le bir görüşelim dönelim. Şey. Evet niye gitti? Bakın Amerika benim ben Amerika deyince şöyle bir şey. Biraz evvel GAP dedim ya. Ben GAP'la ilgili yani Doğu ve Güneydoğu ve GAP'ın kalkınması ile ilgili belki 20 yıl mı verdim. Yani ben hakikaten çok inanıyordum. Yani hala inanıyorum ve hani bu ülkede daha adil bir düzenin olması için o bölgenin kalkınması gerektiğini. Yani gecemi, gündüzümü, yazımı, kışımı oralarda verdim. Gönüllü olarak yaptım bunları. Yani ve çok iyi biliyorum. Yani hani mesela ben nitelikli sanayi bölgesi diye Amerika'yla Clinton'ın Türkiye'ye deprem sonrası verdiği çok önemli bir şey verdi. Nitelikli sanayi bölgesi. Qualified Industrial Zone. Çok önemli bir vergi muafiyeti avantajı. Yani %16 ile 36 değişim. Bu hükümet bunu elinin tersiyle itti. İçinde İsrail bilmem nesi var diye. Şimdi o olsaydı bugün GAP bambaşka olacaktı. Doğrudan yabancı sermaye gelecekti. Doğrudan o ürünleri siz Amerika'ya gönderebilecektiniz. Niye bunu söyledim? Ben yani işte siyaset öncesi, yani 10 sene öncesinde onun bir hükümetle çalıştım. Ve ben uluslararası anlaşmalarda Dünya Ticaret Örgütü'nün bütün toplantılarında Türk özel sektörünü temsil ettim. Gümrük Birliği müzakerelerinde yer aldım. Amerika ile müzakereleri yürüten heyetlerin içerisinde yer aldım. Mesela Amerika'ya giden birçok şeyde yer aldım. Yani Özal'la gittim, işte Bülent Ecevit'le rahmetliyle gittim. Erdoğan'ın ilk seferinde gittim. Türk özel sektörünü temsil eden nitelikli sanayi bölgesi müzakeresi için. Almadı gündeme dedim ama bunu. Şimdi biz hep şuna bakıyorum. Yani devlet ne yapar? Devlet bir kere hani beka en önemli şeydir. Yani bir güvenlik meselesi varsa en önemli birinci maddesi güvenliktir. Yani bir uluslararası ikili görüşmelerde. İkincisi de dış ticaretinizdir. Şimdi dış ticaret çok önemlidir. Ve dış ticaret mesela Amerika ile hep ona bakarsınız. Yani en büyük kozunuz odur. Yani ittifak işte müttefik nasıl müttefik? Bak sen o zaman ben sana satamıyorum sen bana satıyorsun. Yani hep bu dengeler konuşulur. İkinci madde budur güvenlikten sonra. Ve 2002'ye kadar hep bu birebirdi Amerika ile. Yani biz 1,5 milyar dolara ihracat ediyorduk, 1,5 milyar dolara ithal ediyorduk. Şimdi bu hükümet geldi, biz 1'e 4 aleyhimize döndü. Yani biz işte 3 milyar dolar ihraç ettik, 12 milyar dolar ithal ettik. Şu anda bu 1'e 2 aleyhimize. 1'e evet. 2 aleyhimize. Buna rağmen ben geçen Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittiğim zaman ben Sosyalist Enternasyonel temsilen katıldım. İşte Cumhurbaşkanı da Türkiye'yi temsilen heyetiyle beraber katıldı. Orada en önemli gündem yani benim etrafımda Türk olduğum için işte bir sürü devlet başkanı var. Bana sordukları şey ekonominiz çok mu iyi? Neden? 40 milyar dolarlık uçak siparişi vermiş Sayın Erdoğan. Evet. Türk Hava Yolları adına. Yani 40 milyar dolar. Şimdi yani bunun bir kere sorgulanması lazım. Yani kimin parasıyla sen ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Öbür taraftan da maliye ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı diyor ki İşte %40 biliyorsunuz zamlar geldi. Sonra %25'e indi. Benzine, motor hep çifte zam her şey gidiyor. Vergi gidiyor. Tabii %25 gidiyor. Olmuyor ama geçen burada onların hepsini tek tek baktık. Bir tek 1100 cc'lik arabalarda %25 o birilerin hepsi %30 ve üstü. Doğru. Yani bu kadar zam var. Bu kadar pahalılık var. Bu kadar enflasyon var.
Ne anlattı? Dedi ki hep beraber tasarruf etmemiz lazım. Hani bu arada işte ne bileyim o Kaçaksaray'da tasarruf yok. Başbakanlıkta tasarruf yok. Onları geçiyorum bir tarafa. Örtülü ödenekte... İtibardan tasarruf yok diyor yani. Yani ama şimdi şeye bakıyorum. Diyor ki başbakan yardımcısı ekonomiden sorumlu. Hep beraber diyor fedakarlık yapmamız lazım. Çünkü diyor güvenlik sorunumuz var diyor. Jeopolitik risklerimiz var diyor. Dolayısıyla diyor savunmaya... Savunmaya para harcamamız lazım. Ya yani hani bizim gözümüze baka baka ya bizimle dalga geçiyorlar aklımızda ya da bizi insanları enayi yerine koyuyorlar. Tabii canım bilon kafalı muamelesi. 40 milyar dolar sen uçak nasıl alırsın? Kaldı ki Türk Hava Yolları eskisi gibi o halden dolayı efendim terörden dolayı eskisi gibi uçamıyor. Yani birçok Türk Hava Yolları uçakları parklarda bekliyor. Sen Boeing'den niye böyle bir anlaşma yapıyorsun? Bir sorum ona. İkinci sorum da ya bu kadar bu ülkenin sorunu var. Yani sen bu daha yeni gelmiş heyet yani senin Cumhurbaşkanın ve hükümetini temsilen bakanların yeni bir buçuk iki ay evvel Amerika'da bütün görüşmelerini yapmışlar. Peki sen bu kadar ülkenin sorunu varken Amerika'da ne arıyorsun? Efendim yani bu duruma niye düşüyorsun? Efendim diyorlar ki çarşamba gel. Yok salı olsun. Hadi uçak şeyini. Yok olmadı perşembe olsun. Orada da bekliyorsun ve bu parkta bu resimleri veriyorsun. Yani bu hakikaten çok acı bir durum. Ve orada kimle görüşüyor? Muhatabıyla görüşmüyor. Orada hocam muhatabı Trump aslında. Mike Pence'le görüşüyor. Yani orada baktığınız zaman bu hafta ne vardı? Hani şimdi şeytanın avukatı olalım. Hani yani biz şeyiz ya. Enayiyiz ya. Niye gitti? Zarab'ın davası var. Zarab'ın davasının ne alakası var Mike Pence'le? Mike Pence işte burada bir papaz var tutuklu Amerikalı. Onunla aynı cemaatten. Yani burada hani biliyorlardı ya papazı ver bilmem işte FETÖ teröristini al falan. Yani ya bu gözümüzün önünde bunları seyrediyoruz. Hakikaten ben üzüntü duyuyorum bunları görerek, bunları yaşayarak. Ve sonra da vatandaşa bakıyorum. İşte vatandaş da perişan. Peki bir şeyi anlayamıyorum. Yani siz de söylediniz. Tamam diyorum da. Yani buradan başbakanın kalkıp Trump Amerika'da değilken bir kere gidiyor. Çünkü muhatabı onun Trump. Çünkü Türkiye'deki icranın başı başbakan, Amerika'da da başkan. Demek ki Türkiye Amerika'daki muhatabı Trump olması lazım. Fakat Trump uzun bir uzakta o seyahatinde o da arada gidiyor. Ve yaygın inanç şu yani Rıza Zarrab olayı. Peki ne yapabilir? Yani siz Amerika'ya çok gidip gelen yani oranın hukuk düzeninden de haberi olan bir siyasetçisiniz. Yani ne amaçlıyorlar peki? Ne yapacak? Yani şimdi şöyle bakarsam hani bu takvime baktığım zaman niye bu telaş ya da niye bu kadar hani her şeyi bırakıp da oralarda kalınıyor diye baktığınız zaman 6 Kasım'da bir ara duruşma oldu. Hemen 16'sında bir ara duruşma oldu. Yani hızlanıyor şu anda süreç. 16'sında bir ikinci ara duruşma olacak ve 27 Kasım'da da jürili ana duruşmaya geçilecek ve oradaki yani yargının işleyiş düzenine göre 3 ile 4 hafta arasında yani yılbaşından evvel karar çıkacak. Şimdi ben yani bu kadar Türkiye'nin gündemi ve şeyi bu kadar sorunları varken bu kadar oraya gitmeyi bunun dışında başka bir şeye getiremiyorum. Yani başka bir gündem örtüşmesi yapamıyorum açıkçası. Yani ve şeye de baktığım zaman 6'sındaki davayı bizim oradaki temsilcisi arkadaşımız da Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşımız orada izledi. Mesela kamu bankalarını temsil eden avukatlar bunun 2018'e ertelenmesini istemişler, talep etmişler. Yani zaman kazanmak için. O çerçevede hakim de çok sert bir şey bulmuş. Niye böyle yapacağız? Kaç zaten uzadı vesaire diye. Dolayısıyla yani burada bizim bilmediğimiz ülkemizin de başını belaya sokabilecek çok büyük şeyler olabilir. Yani tabii bu iyi bir şey değil. Yani bundan bir ana muhalefet partisi olarak da ya işte bak böyle olacak demek istemiyorum. Çünkü bu ülkenin itibarı, ülkenin kamu bankaları, ülkenin hükümeti. Yani hani 17-25'te biz buralarda yaşadık bunları, gördük bunları. Her yere döküldü, saçıldı. Şimdi bunlar hani unutturuluyor ama işte dünyada bir yerde karşınıza çıkıyor. Ama işte onu da şey olarak algılıyorlar canım. Yani işte Amerika'yı da Fethullah yönetiyor. İşte orada Fethullah'ın etkisi altında kaldılar Türkiye'ye ve burada da aynı 17-25 Aralık gibi içerik konuşulmadan şeye dönüşüyor iş. Yani Türkiye'yi yıkmak, devirmek isteyenler işte bu komployu hazırladılar. Şu yapıldı, bu da. Peki 26'sının önemi ne yani bugüne kadar, yani 26'sından itibaren ne olacak da önem kazandı bu dava? Karar aşamasına geliyor.
Yani jüri ile beraber yargılama. Ha, şu ana kadar evet jüri yoktu. Şu anda yoktu. Şey toplandı. Yani işte ara duruşma, eksikler toplanıyor. İşte savunmayı dinliyorlar. Şimdi artık karar verme aşamasında jürili ana yani, duruşmaya geçiyor. Jürinin önünde ve bitene kadar da sürecek o zaman. Bitene kadar yani. O da yani Amerika'da genelde bir ayı geçmiyor. Bilemediniz 1,5 ayı geçmiyor. Yani çok kısa sürede de onu bitiriyorlar. Kaldı ki onlar açısından uzun süren bir dava. Bir de içeride kalanlar için de uzun süren bir dava. Yani eğer işte deniyor ya itiraf ediyorlar ya da itiraf edecekler vesaire. Yani 2 yıldır da hemen hemen içeride şu anda tutuklu. Hayır şeyde baktığımız zaman şimdi bazı tabii takvime bakınca. Şimdi 26 Kasım'da başlayıp da mesela bir ay sürmesi... yani o Amerika'da falan çok önemli olan Noel dönemine geliyor. Yani ya onu atlamak durumunda kalacaklar ya da ona kadar bitirecekler yani bu ama işi. Bitirebilir doğru yani, ama doğru. Ama yargı orada biliyorsunuz yani hani demin siz de sordunuz. Yargı orada bağımsız çalışıyor bir şekilde. Yani yargının işte yani işte Noel geliyor veya işte ne bileyim Trump etkiledi. Yok işte Türkiye şöyle yaptı böyle yaptı gibi bir şey olmuyor. Genelde yargı Türkiye'deki gibi birileri geldiği zaman ayağa kalkıp önünü iliklemiyor. Tam tersi oturuyor. Ülkeyi yönetenler yargının karşısında daha saygılı bir şekilde duruyorlar. Yani yargıya saygı, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı demokrasinin niteliği açısından işte ortada. Türkiye'deki durumda ortada maalesef. Peki şimdi Başbakan Amerika'da dedik. Amerika yani Başbakan'ı konuşurken şimdi Başbakan tam Amerika'ya gidecekken bir başka bir gelişme daha oldu. Tabii mesela onu da yani bizi yıpratmak için yapıyorlar diye anlattı ama bu aslında tabii sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir olay değil. Dünya çapında aynı WikiLeaks gibi işte Panama gibi ya da Snowden belgeleri gibi bir bu sefer offshore şirketlerle ilgili bir adına da Paradise belgeleri dedikleri bir şey açıklandı. Yani dünyanın hemen hemen pek çok ülkesi ağırlıklı ki İngiltere'si falan da içinde offshore adaları dediğimiz, devletleri dediğimiz yerlerde iş tutan, şirket kuran isimler açıklandı. Mesela Kraliçe de var bunun içinde. Evet. Ve İngiltere'de de şu anda tartışılıyor. Ama bizi ilgilendiren taraf şu anda iktidarın başı konumunda, başbakan, evlatlarının orada şirketlerinin olduğu. Bu arada daha önce şu anda Enerji Bakanı olan Berat Albayrak'ın genel müdür olduğu dönemde Çalık'ın bazı şirketlerinin olduğu falan. Fakat buna tabii iktidar tarafı adeta yokmuş muamelesi yapıyor. Durup dururken yani hiçbir yere haber verilmediği halde başbakan çıktı açıkladı benim oğullarımın hesabını veremeyecekleri bir şey yoktur dedi. Ama parlamentoya gelince de reddedildi. Şimdi mesela bunu nasıl görüyorsunuz? Yani bu ülkenin başbakanı dünya çapında skandal olarak adlandırılan belgelerde yer alıyor. Ve orada işte onlara da deniyor ki işte offshore şirketleri var. Oğlu, şusu, busu. Ne düşünülmesi gerekiyor. Yani konuda. Bir kere offshore dediğimiz bu kıyı bankacılığı denilen aslında yasal olmayan çünkü sonuçta orada kayıt dışı bir para var. Yani siz diyelim ki Türkiye'de orada hesabı olan Türkiye'de bir kazanç elde ediyor ama vergiden kaçırmak için parasını offshore'a götürüyor. Yani aslında bir kayıt dışı ekonomi ve bu kayıt dışı ekonomi kara para aklama da giriyor bunun içerisine. Ve bu aslında dünyada da mesela Sosyalist Enternasyon olarak da bizim de gündemimizde en önemli konulardan birisi. Çünkü öyle bir akıyama gelmiş ki bu kayıt dışı para konusu 25 trilyon dolar şu anda. 25 trilyon dolar. Ne demek bu? Dünyanın gayri safi milli hasılasının neredeyse 2/3'ü, %75'i noktasına gelmiş. Bundan dolayı savaşlar çıkıyor, bundan dolayı eşitsizlikler çıkıyor. Hani gelirseniz Suudi Arabistan'da yaşanan taht kavgası aslında bir tarafta baktığınız zaman yani bu bir kere yasa dışı bir şey. Bir kere buna öyle bakmamız lazım. Ya burada normalde başka ülkelerde şöyle işliyor süreç. Yargı devreye giriyor. Yani bunlarla ilgili bir isim varsa yani bugün yargı mesela nasıl devreye giriyor? Biraz evvel programı açarken ne dedik? Sözcü gazetesine 2010'da bir tane köşe yazarı yazı yazmış. İşte demiş ki şu kişi bu okullarda okumuş demiş. Birisi hatırlatıyor, yargı devreye giriyor. Şimdi bunu bütün dünyada, bütün sosyal medyada yani ne bileyim herhalde 3-4 milyar kişi şu anda hayatın birilerine cennet olduğunu, yani o birileri için hayatın paradise olduğunu, paradise cennet demek olduğunu bütün artık hani Sağır Sultan duymuş. Demokrasi ve yargının bağımsız ve tarafsız olduğu ülkelerde
savcılar, Cumhuriyet'in savcıları, yargı harekete geçmesi lazım. Bu kişileri incelemesi lazım. Bu kişiler ister başbakan olabilir, ister bakan olabilir, ister başbakanın oğlu olabilir, isterse kim olursa olsun. Yani normal olarak yapılması gereken bir şey bu. Çünkü bu sonuçta kayıt dışı, kara para aklamadır. Yani siz vatandaşa burada işte %40 vergi bindirirken, işte benzine mazotuna çifte zam yaparken, enflasyon artarken, insanların asgari ücretten %40'ların üzerinde vergi alırken siz birileri para kazanacaklar. Onu da yurt dışına götürecekler, onu da bildirmeyecekler, vergi vermeyecekler. Yani vergi kaçakçılığı bu. Hani bunun öyle hani saklanacak bilmem ne yapacak bir yeri yok yani. Hani şunu dersiniz, şunu diyebilirsiniz, bunu anlarım. Bu konuda itham altında adam der ki, kardeşim benim hesaplarım açık, benim veremeyeceğim hesap yok, gelin beni inceleyin der. Bitti. Şimdi dedi bunu yani başbakan dedi. Ama önce hemen dün Cumhuriyet Halk Partisi bir meclis araştırması yapalım o zaman dedi. Hemen reddedildi. Benim tabii merakım hani bu talebe savcılar bir karşılık verecekler mi? Yani çünkü başbakan yani, açık söyledi. Dedi ki ben dedi araştırılmasını istiyorum ama daha meclis hemen önünü tıkadı. Yani vermesi lazım. Yani bu önemli bir konu. Yani dünya için de önemli, Türkiye için de önemli. Demin de söylediğim gibi bu bir kara para aklama, vergi kaçakçılığı, kayıt dışı ekonomi. Yani bunun sempatiyle bakılacak ya işte görülmeyecek bir tarafı yok. Kim yaparsa yapsın. Bu sonuç olarak doğru bir şey değil. En azından ahlaki olmadığını zaten dünya kabul ediyor. Mesela İngiltere'de de kraliçeye yönelik ya sen bir kayıt dışı paran mı varsa paramı aklıyorsun eleştirileri yok ama koca İngiltere kraliçesi nasıl olur da offshore'da para tutar? Can Bey bu ahlaki diyemeyiz buna. Bunu sadece etik diyemeyiz. Bu yani yasa dışı bu. Kanunsuzluk bu. Yani bu haksızlık. Yani siz bir ülkede para kazanıp ondan sonra da o paranızı başka bir ülkeye götürüp, offshore'a götürüp, orada da bunu bildirmeden, bunun vergisini kazandığınız paranın, kazancın vergisini ödemiyorsanız, bu suç yani. Hani diyoruz ya, işte suç nerede diyoruz ya, arıyoruz ya biz, şimdi adalet arıyoruz ya, işte ne bileyim, ya bizim milletvekilimiz şu anda 25 yılda yargılanıyor. Yani ya var mı suç? Yok yani adam, yani suç yok ortada. Yani herkesin ayan beyan bildiği bir şey, bu suç ama. Yani orada o suç değil. Yani orada bir haksız yargılama var. Ama bu suç. Yani eğer birisinin offshore'da parası varsa bunun parasında Türkiye'de şirketleri var vergi... Şimdi bakın incelenmiş şirketi olabilir, buraya bildirim yapabilir, burada vergisini ödebilir, bilemiyorum onu. Ama eğer orada kazandığı paranın Türkiye'de vergisini vermiyorsa bu bir suç. Yani ahlak, etik ayrı. Bu bir suç. Ve bunun da yargının da hiç beklemeden yani hiç beklemeden harekete geçmesi lazım. Zaten yani bu tür bir en azından bir suçu olmasa bunu hani dünya çapında bir skandal gibi açıklamazlar. Hani tamam Türkiye'de biz eğer içinde Yıldırım'ın oğulları olmasa belki bu haber bizde hiç yer almayacaktı. Ya da işte İngiltere'yi karıştıran skandal ya da işte ne bileyim belki bir Almanya'nın şirketi varsa ya da bir tane. Ama burada ülkeyi yöneten bir numara bugünkü yasalarımıza göre. Evet. İcranın başının oğulları o icranın başındaki kişinin ya ait olan şirketin üstelik de bu. Yani ben bıraktım diyor ama. Tamam yani oğullarına bırakıyor yani sonuçta başkasına devretmiyor. Böyle olmasına rağmen hiç kıpırdamıyor, yaprak kıpırdamıyor ve tam tersi. Bunlar Türkiye'yi yıpratmak için, bizi devirmek için dediği zaman bana tuhaf geliyor. Mesela aynı şekilde bu şeyler, oğlu, gene Yıldırım'ın oğlu, Singapur'da kumar masasında mesela. Ha efendim şimdi yasal kumarhanede kumar oynamak suç mu? Ya tabii ki değil yani suç değil yani param varsa ama hani alnı secdeye geliyor diye her türlü zenginliğine göz yumulan kişiler burada bir şey yaparken gidip de yurt dışında dolarları önüne koyup rulet masasında oturuyorsa ama ona da gene Türk beni bunlarla yıpratmaya çalışıyorlar dedi. Yani nasıl bir duygu bu? Yani tabii o yani, o bir haber değeri olan bir şey. Yani bir başbakanın oğlunun bu şekilde şey yapması. Yani o bir haber. Önemli bir şey. Ama benim bu bir suç. Suç bu, tamam. Yani hani bunun hayır ben bu da oldu dedim. Yani aldırmıyorlar şey yani. Tuhaf bir şekilde de hep şu söyleniyor ve bunun kamuoyunda da bir karşılığı oluyor tuhaf bir şekilde. Yani bu bizi yıpratmak için yapılıyor. Ya tamam yıpratmak hatta FETÖ için de herhalde yaptırıyor. Bunları işte, şimdi tabii, şu anda FETÖ yapıyor. Yani şu anda daha şey, evvel Ergenekon ya yapıyordu. Ondan evvel Balyoz bu, yapıyordu. Bu işte FETÖ konusunda de benim son zamanlarda gördüğüm en muhteşem haber. Ya böyle bir mantık nasıl olur? Evet, Sabah gazetesi.
Gazi Mahallesi diye bir yer var biliyorsun. Biliyorum. Buralarda işte bu PKK'nın ve DHKPC şu bu yani bir takım böyle terör örgütlerinin oldu. Şimdi diyor ki manşet FETÖ'den temizlendi, Gazi'ye huzur geldi. Terörle anılan Gazi Ok Meydanı ve Kanarya'da artık silah sesi yerine parkta çocukların kahkahaları duyuluyor. Şimdi mantık ne? Efendim buradaki polis müdürleri FETÖ'den yakalanmış. Yani onlar işte bu PKK'nın falan buralarda cirit atmasına müsaade ediyorlarmış gibi bir şey. Hani anlıyoruz tamam yani bu Fethullah cemaat biz burada yıllardır yayın yapıyoruz. Bu ekranlardan ve gazetelerde yazıyoruz. Hani bu FETÖ'dür, bu cemaat çok büyük tehlike, devlete bak sızıyor, yargı yere geçirdi. Hepsini kabul etmiyorlar. Şimdi de böyle bir aşırı bir şey yani her kötülüğün altında o var. Yani kim olsa işte burada da mesela PKK terörü var ama diyor ki FETÖ'yle bağlantılı. İşte mesela bu bilmiyorum yani gördüm. Gördüm. Yani ama yani hani işte burada da Amerika'nın arkasında FETÖ var ya. Öyle PYD'nin arkasında var, PKK'nın arkasında var, IŞİD'in arkasında var, her şeyin ama arkasında. Işte o da bir işi. Ama aslında bakın ne diyorum? Aslında yani bir anlamda algı operasyonu yapıyor gibi görünseler de aslında olayı sulandırıyorlar. Yani şimdi mesela yine Sözcü'ye yani Sözcü Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi gözlerini logo yapmış ve muhalif ve Atatürkçü. Yani bu kadar net. Şimdi Sözcü'yü FETÖ ile bir araya getirirseniz o zaman FETÖ konusunda verdiğiniz mücadele, AKP'nin verdiği mücadele inandırıcılığını yitiriyor. İşte her şeyi FETÖ'ye bağlarsanız bu da o zaman ucuzluyor. Yani ağırlığını kaybediyor. Ama AKP hep bu hatayı yapıyor. Bir de herkesin bildiği, FETÖ'cü diyebildiği ya da cemaatçi diyebildiği adamlara hiçbir şey olmuyor. Evet kripto yani, deniyor geçiyor. Ha, evet, itiraf yapıyor yani geçiyor. İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı mesela işte alındı. E can biliyoruz zaten işte onun için alındı. E peki ne olacak şimdi o alındı. Yani görevden alındı. Cezası o mu? Mesela böyle de bir anlayış çıktı şimdi. Yani kötü işler yapanlar. Ben onları görevden alırım. Tamam cezasını ben kestim anlamına mı geliyor bu? Şimdi bakın bir şey daha size söyleyeyim. Yani benim uluslararası arenada anlatamadığım bir şey. Bunu anlatamadım. Yani İngilizce'de anlatamadım. Fransızca'da İspanyolca ders almaya başladım. İspanyolca'da anlatamıyorum. Türkçe'de anlatamıyorum. Bir seçilmiş başbakan ve kendi partilerin tarihindeki en yüksek oyla seçilmiş bir başbakan Cumhurbaşkanı tarafından nasıl görevden alınıp onun yerine başkasının atandığını. Yani bu Ahmet Davutoğlu ile ilgili söylüyorum. Yine şunu da anlatılamaz bir şey. Dünyanın kabul etmeyeceği bir şey. Bir cumhurbaşkanının belediye başkanlarını, kendi belediye başkanlarını tehditle, işte şantajla, zorla görev değişikliği yapması. Bunlar demokrasi açısından doğru şeyler değil. Yani Türkiye yani AKP ile beraber her geçen gün aslında felakete doğru gidiyor. Her geçen gün yani demokrasiden uzaklaşıyor. Büyük bir demokrasi açığı var. Adaletten uzaklaşıyor. Büyük bir adalet açığı var. Ekonomi son derece kötü gidiyor. Kadın cinayetleri bir taraftan son bir ayda 40 kadınımız öldürülmüş. İş cinayetleri öbür taraftan bakıyorum. Yani rakamlar sadece Ekim ayında 182 emekçi hayatını kaybetmiş. Son 10 ayda 1683 emekçi iş kazasında, iş cinayetinde hayatını kaybetmiş. Yani olayda 8, yani Türkiye'nin mi? Böyle bir gerçekleri var. Yani bunların çözülmesi lazım. Yani işsizliğin çözülmesi lazım. Kalkınmanın sağlanması lazım. İnsanların huzur içerisinde yaşaması lazım. İnsanların güven içerisinde yaşaması lazım. Bir iktidarın en önemli görevi, bir kere bir iktidarın en önemli görevi vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması. Yani şimdi mesela ben Avrasya Maratonu'na katılacağım. Gazi kardeşlerimizle beraber katılacağım. Her sene onlarla beraber. Güneydoğu Gazi'si arkadaşlarımla katılıyorum. Şimdi dün akşam bir sürü kişi aradı katılacağım bilen. Efendim burada bomba olacak bilmem ne olacak falan. Yani benim başbakanım da Washington parklarında dolaşıyor, geziyor, bekliyor falan filan. Yani böyle bir şey olamaz. Başbakanın, iktidarın, hükümetin en önemli görevi vatandaşın can güvenliğini sağlaması lazım. Mal güvenliğini sağlaması lazım. Bugün bu hükümet bu vatandaşın can güvenliğini ne kadar sağlıyor? Yani bu konu niye gündeme gelmiyor? Hemen bu konuda açıklama yapmaları lazım. Böyle bir şey olmayacaktır, her türlü tedbir aldık, şudur budur vesaire. Yani şimdi böyle bir ortamda Türkiye doğru yönetilemiyor ve tabii siz güçlü olmadığınız zaman biraz evvel ne dedim? Adalet mülkün temelidir. Eğer adalet temel sağlam olmazsa o zaman doğru bir şekilde ayakta duramıyorsunuz. Demokrasi de yani milli irade diyoruz, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Siz şimdi o egemenliği de hiçe sayıyorsunuz. Seçilmiş başbakanı alıyorsunuz, belediye başkanını alıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Yani demokrasi diye bir şey kalmıyor. Gazetecileri hapse tıkıyorsunuz. Yargıyı bilmem kontrol altına alıyorsunuz.
Ekonomi güçlü ekonomi, ya bir şey olduğu zaman FETÖ yaptı, Amerika yaptı, işte şu yaptı, Gezi yaptı, bu yaptı. Ekonominin durumu ortada ya. Yani ekonomide, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı, hatırlarsanız bir canlı yayına sabah çıktı, şeyden haberi yok. Yani hangi dönemi kapsıyor? %40 zamı affedersiniz koymuşlar, bindirmişler. O hala diyor ki 2018'den sonrayla ilgili diyor. Bunu koskoca 15 senedir. Ya o dehşet verici bir şeydi. Sonra da pardon diyor. Ben diyor aradılar yani diyor. Yani sıfır arabalarda işte oluyor da. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu kabul edilebilir bir şey mi? Ya, ama ya böyle bir ülke yönetilir mi? Ya o zaman ne oluyor? İşte 40 milyar dolara gidiyorsunuz, uçak alıyorsunuz. Boeing uçağı alıyorsunuz Amerika ile görüşmek için. Rusya ile işleri geliştirmek için işte S-400 NATO'ya uymayan işte 3,5 milyar dolar da oraya veriyorsunuz. Hala ürünlerinize boykot koyuyor. Tarım ürünlerinize, sebzenize, domatesinize, meyvenize, tekstil ürünlerinize Made in Turkey yazamıyorsunuz. İhraç edemiyorsunuz Türkiye'den. Hala bu. Ondan sonra da yani bu ülke itibarlı olmuyor. Bu ülke güçlü olmuyor. Olan kime oluyor? Gariban vatandaşı oluyor. Peki çok az bir dakikamız falan kalmış arkadaşlar, uyarıyor. Bütün bu şartlar altında Türkiye 2 sene sonra seçime gidebilir mi? Gitmek zorunda aslında. Yani aslında... Yani nasıl taşır diyorsun? Yani şu var. Yani tabii burada ana muhalefete çok iş düşüyor. Yani bize çok iş düşüyor. Ama bizim de güçlü olabilmemiz lazım. Bizim de iktidar alternatifi olabilmemiz lazım. Bizim de daha iyi bir Türkiye'yi, hayalimizi ortaya koymamız lazım. Yani sadece bu AKP odaklı siyaseti bırakmamız lazım. Ne yapacağımızı anlatmamız lazım. Yani aslında tabii siyasetin yapması gereken çok şey var. Ama temelinde şunu söylemek istiyorum. Yani biraz evvel söylediğimi tekrar söyleyeceğim, kusura bakmayın. Herkes geleceği fark etmek zorunda. Herkes kendi gücünü keşfetmek zorunda ve harekete geçmek zorunda. Yani siyaset de artık aynı şeyi yaparak aynı sonucu alacağını kafasına dank etmesi lazım. Onun için farklı şeyler yaparak daha iyi sonuç alacağını, bunu muhalefete söylüyorum, bütün muhalefet partilerine söylüyorum. Yani daha evvel geçmişte yaptığı hataları yaparlarsa bilsinler ki aynı sonucu alırlar. Benim partim hala sağdan adam alıp, sağdan adamı, öz evladını kenara bırakıp sağdan adamı alırsa o sağdan adam kaçar gider. O hataya düşmemesi lazım. Yani hatalardan ders alması lazım, yeni bir şey yapması lazım, yeni bir şey söylemesi lazım, yeni bir yol bulması lazım. Ya bir yol bulması lazım ya yeni bir yol açması lazım. Başka bir yol yok. Çok. Bu arada yarın 10 Kasım atamızı rahmetle anıyoruz. Aslında hani o yeni yol dediğimiz Atatürk'ün yolu, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu. O yoldan gitmemiz lazım. O yolu bırakmamamız lazım. O bize ışık veriyor, o bize aydınlık veriyor. Eğer o yoldan gidersek o zaman iki yakamız bir araya gelir ve bu ülke çok uzun süreler laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti, Atatürk Cumhuriyeti olarak işte Elon Musk gibi yani dünyanın en güçlü adamının bile gelip ziyaret ettiği ve dünyayla paylaştığı 15 milyon sadece onun Twitter'ında 15 milyon şeyi var. Takipçisi var. Türkiye'ye geldi. Anıtkabir ve Atatürk. Üç yaptı bir adam, onu bilmeden zaten. Yani işte Ankara'ya gidince Anıtkabir'e gidilirmiş diye yapmıyor onu. Bilerek yapıyor mutlaka. Buraya da bir mesaj veriyor. Dünyaya da bir mesaj veriyor. Bana. Yolumuz Mustafa Kemal'in yolu. Rehberimiz Bursa Nutku. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler. Bugün Umut Orhan'la birlikteydik. Yarın 10 Kasım. 10 Kasım Atatürk, Büyük Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde onu anacağız. Çok özel bir konuğum olacak yarın. Ve Atatürk'ü anacağız birlikte. Yarın 11'de tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyilikler okulda diliyorum. Okulda defterime, sırama ağaçlara yazarım adı. Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını. Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına. En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını. Tarlalara ve ufak kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serinip giden yola, hınca hınç meydanlara atılır. Hey!